Surveyor Paderobu hafta sonundan herkese merhabalar İyi akşamlar efendim yeni bir saatteyiz Tabii bugünlük bu saat ee, sevgili Acun abi geleceği için biraz daha geç saatte yayın yapıyoruz normalde biz Tabii ki eski saatimize geri döneceğiz ama şu an Acun abiyi bekliyoruz masamızda değerli konuğumuz Sema burada dün söylediğimiz gibi ve sevgili Gökhan Özdemir'le beraberiz arkadaşlar Merhaba. iyi akşamlar diyeyim i̇yi biz akşamlar. alışmadık akşam programı yapmaya biz genelde sabahın köründe program yaptığımız için biliyorsunuz Saba. ben sizinle <laughs> her saatte varım arkadaşlar Hayır, teşekkür saat. ediyoruz çok <gülüyor> teşekkür, <laughs> teşekkür <laughs> ederiz. ayağına sağlık Acun abi gelecek diye seni ekmedik farkındaysan. Evet. Çünkü sen de sözleştirdin şey hafta içi. Ha, Acun Bey geliyorsa demek ki ben yokum o zaman dedim. Bir hüzün Aynen. vardı. Olur mu dediler varsın. Gökhan ve İhsan seni istiyorlar. Aynen istedik. Vallahi istedik birleştirdik. Evet. Ama sağ Acun abi ol. de Sema'da varsa tamam dedi zaten. Teşekkür ederim. Aynen. Gökhan sen nasılsın dünden İyiyim dün? valla süper. Acun abi bekliyoruz. Acun abi bekliyoruz. Sorular hazır. Evet, Hemen soralım. söyleyelim. Acun abi birazdan stüdyomuzda olacak. Ee, ...fotoğrafımızın altına, Instagram fotoğrafımızın altına... ...Sövral Panorama hesabı ile olan fotoğrafımızın altına... ...veya Twitter'dan hashtag bize ulaşabilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz. Ben mesela sorular hazırladım. Mesela All Star olacak mı? Takımlar karışacak mı bu seneyle ilgili? All evet. Star olursa kimler gidebilir? Hepsini böyle hazırlıyoruz. Ama sizin de aklınıza gelen sorular varsa lütfen bize yazın. Tabii ki Merve'nin sağlık durumunu merak ediyoruz. Ee, bunların hepsini Acun abi gelince soracağız. Ama biz dün akşamki yayınla ilgili konuşmamız lazım. Ama önce bu akşamki yayınla ilgili bir şeyler söylememiz lazım. O yüzden de akşamın ipuçlarına gidiyoruz efendim. Ne içinde büyüttün de besledin de bir anda bana ateş ettin. Ne oldu? Derdin ne de senin benimle? ne? Eleştirilmeyi isteyen kendisi. Bundan sonra haddini aşana haddini bildireceğim. Eleştirince benim dört aydır burada olup yaptığım bir tek hatayı yüzüme vuran da kendisi. Bir suyun durgun akanından bir de insanın yere bakanından korkacaksın. Bu arkadaş tam onda. Dominik'te dokun oyunu. Kral kralı mücadele. Her şeyin ortaya koyan iki yarışmacı. Onların hayatlarını devam etmeyen için en önemli olan bu. Mükemmel bir mücadele veriyoruz. Çeyrek final rüyası için, finale gitmek için bu oyunları kazanmaları gerekiyor. Dokunmazlık oyununda nefesler kesiliyor. Sen oynuyoruz burada? Topa ne vuruyor? Topa ne vuruyor? Hadi lan. hadi. Kesin, kesin hadi lan. hadi benzin hadi. Hadi benzin hadi. Bu gün anlamadım ben göreyim. O harika sana yapın Dominik'te yeni bir ada konserine hoş geldiniz arkadaşlar. Herkeste bir özgüven oluşmaya başladı. Hayırdır ya? Sen nereden buluyorsun bu cesareti ya? Yani sesimizi çıkarmadık diye herkes şov yapmaya başladı burada. ...kendini eleştiremiyorsun falan deyince tamam dedim sana söyledim. Ne yapayım birisini mi boğazlayayım birini mi döveyim burada ben anlamadım ya. Dövsene bir şurada vursana. Evet akşamın ipuçlarına da bugünkü konuyla paralel konular var. Tabii ki şu an gündem gönüller tarafında alenen çalışkan... ...bu tarafta da Sergen'le İsmail arasındaki husumet ve yeni başlayan kavgalar. <laughs> Bunu hemen yorumlamaya başlayalım. Akşamın ipuçlarında da var. Şuradan vursana var. İsmail'in yükselmesi var. Eee... Sergen'in biraz o efendi çocuk kılıfından çıkıp Çalıştı. bir böyle özgüvenle bence yanlış şeyler de söylüyor İsmail'e karşı. İsmail'in belki hataları vardır. Olmuştur da belki rahatsızlık da duymuştur. Ama acaba bunu bu şekilde mi dile getirmesi lazımdı? Gökhan senle başlayalım. Şimdi konuğumuz Sema dün akşam da yorumladı ama biz senin yorumuna Tartışma da olduğu için diyorsun. Konu tartışma olduğu için. Tartışma olduğu için sana <laughs> Ya Sergen tabii şimdi 3 e, aydır tam hem e, yedekten girdiği için ve ünlüler takımına girdiği için... Böyle bu kadar özgüvenli bir hali tavrı e, hiçbir zaman olmamıştı ta ki birinci seçilene Salı akşamına kadar. kadar. Salı akşamı SMS'te birinci çıktıktan sonra dedi ki "He, halk beni artık yavaş yavaş almaya başladı." O yüzden biraz şimdi e, tabii bu özgüven çoğu insana hata yaptırtır. Ben Sergen'in de şu an ufak tefek hatalar yaptığını düşünüyorum. İsmail'e karşı bir kere kesinlikle söylenmemesi gerektiğini düşündüğüm e, kelimeler söylüyor. Ondan sonra işte büyük bir e, 33 ya da 34 yaşında İsmail değil mi yanlış bilmiyorsam? Evet 34 yaşında, 34 yaşında, 30 yaşında. 30 yaşında. Sergen de 25 yaşında, 23 yaşındaymış. Daha da pardon ya. 23. Yani arada 11 yaş fark var, 11 yaş. Tabii ki de Survivor'da bir yerden sonra yaşlar unutulabilir çünkü çok zor bir yarışma. Ama ben e, bu olay üzerinde... ...Sergen'in İsmail'e karşı biraz fazla eskilerden dolup da şu an böyle kendini e, ifade etmeye ve yanlış ifade etmeye başladığını düşünüyorum. Bakalım ne olacak tabii ki de ne olacak derken yani sonucunda bir kavga ya da şey çıkmıyordur inşallah ee, kesinlikle. İsmail isimlerine daha hakim olması lazım değil mi? Hakim oluyor zaten aslında bir yere kadar. Hep alttan alan adamdır zaten. Hep alttan olan. Yani bu Alta, evet, yani çok... bence. Alta gire gire bir hal oldu yani. İsmail. Ama bu, bu İsmail'e <laughs> İsmail İsmail olumlu yansıdı bu. Bu tanıtım çok geldi mesela. Çok hep alttan aldığı için. İsmail sonunda artık cevap mı veriyor gibi oldu. Ama yok yok hakkını savunması gerektiği yerlerde Bu sözleriyle tasarım. hakkını savundu. Alttan almasını ben e, o yüzden her Bu zaman burada. Bu tarz, tarz da... olaylar böyle. Bir fark ettiniz mi? Mesela İsmail'e biri bir şey söylüyor Biz ertesi günün tanıtımında cevabını görüyoruz Söyledikleri an cevap vermiyor İsmail Çünkü belki de böyle bir taktik geliştirdik Sakinleşmeye orada... çalışıyor, Sakinleşmeye belki. çalışıyor. Evet. Bence de iyi yapıyor aslında Otokrofine Ama hakkını da koruyor Sarmış Ben şimdi düşün. her zaman bu masada e, Sörver yarışmacılarının hakkını koruması gerektiğini Özellikle şampiyonluğa giden bir yarışmacıysa yani Herkes tarafından öyle bir algı varsa İsmail de bu seneki 3-4 belki 5 adaydan biridir Herkesin aklında olan değil mi Hakkını savunduğunu evet. düşünüyorum Alttan almasını da ben İsmail'e e, ileriki günlerde Olumlu yansıyacağını düşünüyorum Burada ben yine Sergen'in bir tahriğini görüyorum. Aslında hadi kalkıp Bursana. Tabi orada ilk cümleyi yine İsmail söylüyor ama sonucunda bir şey yapmayacağı belli. yani bir kalkıp birilerine mi kavga mı edelim, dövelim mi diyor. Ama sonucunda Sergen tahrik edici bir cümle kullanıyor bence. Bir kelime kullanıyor ama Ne olur ki? Bir şey olmaz. Yani Hiçbir iki şey tarafta olmaz. da Sergen kazanıyor. İsmail evet. Balaban gibi bir adam ona vurursa en büyük rakibi diskalifiye olmuş olacak. Diyelim Vurmaz ki vurmayacak. Tabii. tabii ki vurmayacak da. En kötü ihtimali söylüyorum. Diyelim ki vurmayacak baş pehlivana. Kafa tuttum. Havaya bak. En kötü ihtimali <gülüyor> öyle <gülüyor> derler. Ya Survivor'da Gerçekten, öyle Gerçekten. Sergen birinci olduktan sonra bir yere oturmaya çalışıyor. Bir yer kazanmaya çalışıyor. Yanlış yolda şu anda. Evet. Ama e, tartışmalarla insanların oy kazandığını bence anlamaya başladı ya da bu fikre kapıldı. Ama İsmail Balaba'na yürürsem kazanırım Sergen diye. Sergen üzerinde bu durum böyle değil. Sergen'in Kesinlikle performansına değil verdi halk evet. Ve e e efendiliğine. Efendiliğine. O şimdi ters bir yola girdi bilmiyorum ne olacak. Evet, yani bu akşam ben, mesela ben Bu yoruma katılıyorum. Bu akşam gönül yani ünlüler kaybettiyse eğer ben Sergen'in bir daha imkansız yani bu, bu hafta özelinde ele hiçbir şekilde oy alma şansını azalttı mı? Birinci ya da ikinci yani, olabileceğini çok, düşünmüyorum. Çok doğru bir şey. Sergen böyle yaparak birinci olmadı. evet Böyle yapmayarak birinci oldu. Şimdi böyle yaparak nasıl bir sonuç gelir Sergen'le ilgili bilemiyorum ama Sergen-İsmail tartışmasının dün akşamına dönelim. Evet. Çünkü aslında bir yüzleşme oldu yine konseyde. Beni niye yazdın yüzleşmesi. Ve Sergen'in o İsmail'i yazmayla ilgili açıklamaları İsmail'i çok tatmin etmediği için bu tartışma çıkmıştı. İzleyelim üstüne tekrardan konuşmaya devam edelim burada kendi adıma yarışıyorum. Yarışırken sevdiklerimi düşünüyorum. Dokunulmazlığı oynarken gitmemeyi düşünerek yarışıyorum. Ödül oyununu oynarken kendi karnımı doyurmak için yarışıyorum. İletişimi oynarken kendi annemle, babamla, kız arkadaşımla görüşmek için yarışıyorum. Bunda yalan yok. Yani ben takımı düşünerek yarışmıyorum açıkçası. Bir isim yazarken de konseyde şimdi her kişinin prensibi vardır. Ben burada 7-24 ...takım arkadaşlarımla beraber yaşıyorum... ...7-24 ve 4 aydır... Ee, ...İsmail abi ve... E, ...ona geçmeden şunu söyleyeyim... ...ve tabii ki de e, dışarıdan da olmasa... ...içeriden bir izleyici olarak bakıyorum... ...takım arkadaşlarıma... ...herkes hakkında fikirlerim oluyor... ...sonuçta burada ben isim yazarken... ...aynı zamanda yazdığım bu isim... ...final koltuğunda oturacak kişileri de belirliyor... ...ve izleyici olarak isim yazarken şunu düşünüyorum... ...yarışmacı ve izleyici olarak... ...ben final koltuğuna kimi yakıştırıyorum? Zaten 4-5 kişi kaldık. Artık tam 14 kişiyken bu soruyu çok kolay soramazsın ama 4-5 kişi kaldık ve 7-24'lük 4 ay süren bir beraberlikte dedim ki bence İsmail abi performansı dışında bunu da tırnak içinde vurgulayarak söylemiştim. Performansı dışında benim prensiplerime göre final koltuğunda oturmayı hak eden bir yarışmacı değil. Yani kızdan tabii ki kötü bir kelime kullandıysam tabii ki özür dileyeceğim bunda yanlış bir şey yok yani. Kalbini kırdıysam ya da yanlış bir kelime kullandıysam kim olursa olsun burada özür dilemek erdemliktir yani büyüklüktür. Yani bunu tabii ki yapacağım bunu gelmiş bana soruyorsun. sen diyor sürekli özür diliyorsun diyor bu davranış benim hoşuma gitmiyordu. Benim ismimi yazmasındaki bunlar sebep olamaz yani. Hani işte geri özür dilemem, kızlardan özür dilemem, yaptığım yanlış bir hareketle özür dilemem. E, bu sebep olamaz yani. Ya da işte kendi kendime burada bir şey sinirlendiğimde küfür ettiğim zaman bu bir sebep olamaz yani. Bana çok geçersiz ve mantıksız geliyor. Ondan sonra benim karnım doysun istiyorum ben diyor. Karnın e, yani... <laughs> eyleminle söylemin birbirini tutmuyor ki. Yani karnın doymasını istiyorsan beni mi göndermek istiyorsun? Beni gönderince mi karnın doyacak? Ben şu an şu kanıya vardım abi. İsmail abi 30 yaşında olmasına rağmen bence ergenliğe yeni girmiş bir çocuğun algısına sahip. Tavırları hoşuma gitmiyor. Çok fazla özür dilemek bence erdemli bir davranış değil. Çok fazla özür dilemek, çok fazla hata yapmak anlamına gelir benim gözümde. Bu yüzden çok fazla özür diliyorsun cümlesini kullandım kendisine. Onun haricinde öykünün arkasından dedikodu yapmış. Yakın arkadaşı olan Batuhan hakkında Çağrı abiye söylemlerde bulunmuş. Aynı şekilde Batuhan'ın Merve hakkında kendisiyle konuştuğu bir sırrı Merve'ye çattığı söylemişti. Yani hani dediğim gibi 4 aydır buradayım. Bir şeyler beni etkilemiş. Bunlar sadece aklımda kalanlar. Bundan dolayı onu yazdım. Bence bu doğru değil. Bu saydıklarım yani benim prensiplerim benim karnımın doymasından daha önemli. O yüzden yazdım kendisini. Evet Sema burada da senle devam edelim. Şimdi tabii bana hemen Batan e, Sergen'in şu sözü oldu ya yani bir sürü böyle bence yanlış şeyler söyledi. Evet. Ben kendim için yarışıyorum falan. Evet kendin için yarışabilirsin ama bir takım oyunu bir yandan da Survivor. Sen takım olarak açık kalıyorsun, takım olarak yemek yiyorsun, takım olarak ödül kazanıyorsun. Yani uygun belki takım olarak mal mülk sahibi bile olacaksın. Yani takım senin için çok önemli. İsmail de önemli. Sen de İsmail için önemlisin. Ve hepsi birbir için önemli. Ona takıldım ama ben en çok İsmail Abi'nin ergen bir yapı, algısına, algısına sahip. sahip olmasına ne kadar yap kırıcı ve aşağılayıcı yap olmadı ya. oldum yani sergene yani. İsmail'e bunu söylemesi bir kere şunu söyleyeyim ben şimdi e, İsmail'in bu biz bu bir kerelik bir şey değil 3-4 aylık bir süreç var diyor Ben de gözlemlediğim şeyler için onu yazdım diyor şimdi ben de her zaman diyorum Sergen işte olaylara dahil olmalı Sergen sadece oyunlu olmaz bir şeyler yap İçimizden hep bunları söylüyorduk masada söylüyorduk Sergen birinci olmayı bekliyormuş ateş etmek için. Evet. Melise bağırdığı Bayağı gün, cephani. evet. <laughs> yani mesela şunu şu çok enteresan geldi bana. Melise bağırdın sen, kapa çayını dedin. Melise bağırdığı gün cevap verecektin ona Sergen. Abi hayırdır sen niye kıza bağırıyorsun diyebilirdin. Ya da işte küfür etmiş. O gün söylemeliydin. Ya da yani neyse o gün söylemeliydi. Hiçbir şey söylememiş kendi oyunu bilmediği için belki de bilmiyorum. Belki de kendini çok güçsüz görüyordu. Yazılmak mı istemedi? Sebebi neyse artık. Hepsini tutmuş tutmuş artık oylamada birinci olunca İsmail'i e ateş etmeye başladı. Bütün mermileri toplamış. Yani ben insanların bunları biriktirmesi değil, yeri geldiğinde konuşmuyorsan bir daha konuşmaması taraftarıyım. Çünkü Sergen kendisini çok güzel ifade ediyor, konuşabiliyor. İsmail'e dikkat edin çok zorlanıyor. Çünkü suçlanıyor, işin içinden çıkmaya çalışıyor. İşin içinden çıkmaya çalışınca da böyle bir ifadelerde doğru şeyler söyleyemiyor. Halbuki söyleseydin o zaman dese işin içinden çıkacak. Aslında daha önce ben... de İsmail'e birkaç küçük ateşleri olmuştu. Ateş dediğimiz için söylüyorum da. Ama belki de sergeni biz çok böyle favori görmediğimiz için mi? <laughs> yani bu kadar böyle şey olmadı. Batma değil de bu kadar böyle vurucu olmadı. Orada da eleştirdiğimizi hatırlıyorum. Çünkü İsmail'le ilgili demeçlerinde sergen böyle bir yükseliyor. Ve sergenin yapısına da yakışmıyor sanki onlar. Çünkü ben mesela... Eminim ki ben Sergen birinci oldu akşam çok sevindim. Ben oh de. de. Yeni bir yüz tertemiz çocuk çok da isterim hızlı başarılı evet. parkurda atlayarak zıplayarak gidiyor. Demek ki çok tartışmayan insanlar da oy alıyor dedik ben mutlu çok mutlu oldum. olmuştum. Ama ondan sonraki haftada çizdiği profil belki davasında haklı da olabilir. Bak yine söylemiyorum yani bilmiyorum İsmail ile ilgili rast olduğu şeyle olabilir ama yanlış aksettiriyor. Yanlış cümleler kullanıyor. Evet. Gökhan sen nasıl yorumluyorsun? Yani ben sergeni, sergeni aslında, aslında e, kendini iyi ifade edebilen yarışmacılardan görüyorum. Yani konuşması düzgün, e, anlatırken sakin anlatıyor. Yani böyle tek tek anlatıyor. İnsanlara e, hissettiklerini ve düşündüklerini güzel şekilde aksettirebiliyor. İletişim, Ama, becerisi, iletişim güçlü. becerisi güçlü. Ama yani buna rağmen e, kullandığı kelime çok yanlış dediğiniz gibi. Aşağılayıcı mı değil mi onu bilemem. Yani orada şey mi demek istiyor acaba? Hani sen abi her şeye çok alınıyorsun. Çok çabuk. Hayır, Al, yani ergen ergen algısı Çocuk ne demek? Algısını... Ne demek istiyor? Ergen algısı ne demek biliyor musun? Bence çok çabuk böyle çok alıngan mı acaba İsmail? Hani bir iki çıkan yarışmacı da söyledi ya çünkü. Çok hani böyle. desin o. Ya e, alıngan demesi lazım bence. Alıngan dese bence yani tabii ki de çok yanlış bir cümle kuruyor ama bu cümlenin altında ben o kadar aşağılayıcı bir şey kendi kendince ben olmadığını düşünüyorum Sergen işte. tarafından ama ne yazık ki yanlış aksettirdi. Öyle algılanabilir dediğin gibi. Hatalı sergen baştan sonuna kadar bu konuda ne yazık ki hatalı. Bu da işte birinci olduktan sonra olduğu için de e, insanlar tarafından daha aslında kötü karşılanacaktır. Çünkü gücü eline aldıktan sonra bir şeyleri evet. aslında güç dediğimiz soru var. Tabii ki de SMS birinciydi sadece. Orada bir tek onu bilebiliyorlar çünkü. Biraz da performanstan evet. haberdarlar. Kendilerini Ama yani tutturuyorca... anlattığı şeylerin Anlatmanın 40 yolu var, evet. bunlar değil. 40 yolu var. İsmail, sen işte mesela bugüne kadar ben senden rahatsız oldum. Seçmelerde beni adam yerine koymadınız diyebilirsin. Ya da sen kızlara şöyle dedin, böyle dedin. Abi ben uygun bulmuyorum, ama senin algın kötü. Sen işte küfür ediyorsun, sen küfür basın, hırsızsın, çaldın. Ya mesela ona çok kızdım ben. Herkes evet. o hatayı yaptı. Ne var dedi ben de oyun alanlarında yemek mi kovalasaydım. Şimdi Sergen sen bunlara girme. Cezası kesildi. Zaten o cezayı yani o hatayı sana yapmadı. Buradan nemalanmaya çalışmak evet, da kötü iş. Işte. Evet sana ne? Sana ne? O çok kırıcıydı mesela. Yanlış yerlerde ya Sergen. Ee, olası bir ünlü oylamasında dedin ki Sergen bir daha birinci olamaz. Bu bu hafta için söyledim. Şimdi yani, tabii, Şöyle böyle. böyle yani devam devam bugün yenilirlerse bugün yenilirler. Ünlüler. Ee, bir ünlü oylaması olursa Sergen ...ilk üçe bile zor girer. Ama bazen de böyle kutuplaşmak... E, ...yarışmacı yükseltir ya. Ama bu biraz çok ters bir kutuplaşma oldu. Yani bu İsmail'e yarayacaktır. Zaten İsmail çok başarılı bir yarışmacı. SMS'lerde de 1-2 oldu. Yani dediğim gibi bugünü merak ediyorum. Yani kaybettiyse ünlüler takımı... ...ünlüler takımındaki SMS sıralamasında merak ediyorum. Evet nasıl etkileyecek ben de merak ediyorum. Peki e, dün mesela şey söyledik. Herkes herkesi yazabilir. İsmail'e yazılabilir. Bunda hiçbir evet, sıkıntı yok. Evet. Sergen birinci olduğu zaman İsmail'i pekala yazabilir. Evet. Ama şunu diyebilir... Ben İsmail abi de bazıları hasta oldum tabii ki eğlenmeyeceğini biliyorum vesaire böyle yumuşatabilir başka bir şey ama final koltuğuna yakıştırmıyorum Hak ben aynı zamanda bir izleyiciyim bu da biraz fazla değil mi mesela yani bir yarışmacının böyle bir yorum yapması ne kadar doğru mesela sen de yarışmacı oldun ben de oldum böyle bir yorum yapmam tercih etmem Had haddimiz değildi haddi değil. Zaten bu final koltuğunu halk belirliyor. Sen SMS atabiliyor Oylama musun Adadan? Hayır. Yani. O, zaman, o zaman sen o yorumu yapma mesela. Hak etmiyor. Hani yollayamıyorsun Sergen öyle bir şey yok. O o da çok itici oldu mesela. Hani ben diyorum ki Sergen buna sen karar vermiyorsun. Bir kere birinci oldun ya. Bismillah bir dur. Bir kere birinci oldun. Hak etmiyor. E şimdi o zaman İsmail 3 ay 4 aydır yaptığı her şey çöp müydü? O performanslar, o kazandırdığı ödüller size, iletişimler ya da işte karşı takımla yaptığın mücadele çöp müydü yani bu adamın? Ya senin görüş açın bu mu? Hani biz seni çok akıllı, çok böyle düşünceli, takıma destek olan bir yarışmacı olarak gördük. O yüzden tutmadı, olmadı. Hadd'i de değil. Sergen bunu birinci olamayınca anlayacaktır. Ben yarışmacıların, adada yarışan yarışmacıların diğer yarışmacılar hakkında hak etmiyorsun. Finale kalmamalısın. Poyraz mesela in için diyor. Çeyrek finale kalmamalısın. İşte Sergen İsmail için söylüyor. Bence yanlış. final koltuğuna oturmamalısın. Bunların hepsinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir Hala hat, öyle Bir yarışmacı herkese yapıyorum. aday evet. yapabilir. Herkesi bir, bir takım nedenlerle yapabilir ama onun kararını bırakın da halk versin. Siz en fazla aday yapabiliyorsunuz. <laughs> halk o kişinin çeyrek finale kalıp kalmayacağına karar veriyor. Halk o kişinin final koltuğuna oturup şampiyon olup olmayacağına karar veriyor. %100. Siz e, yetkiniz dahilinde. Halkı almış de. gibi oluyorlar bence. Çünkü bu sefer bütün İsmail'e e, oy atıp bütün İsmail'i e sevenleri karşısına almış oldu şimdi Sergen. Evet yani şu an... Tabii kızdan o yatar ben atarım mesela. Yani arada çek, çekişme olur, ufak tefek sataşma olur. Ne bileyim söz dalaşı olur, her şey olur ama sen bu lafı deyince direkt sen halkı karşına almış evet. oluyorsun. Yani yine yan, büyük yanlış. Yani Sergen yanlış haftasında. Eksi beş. <laughs> eksi beşe beş biter bu, bu hafta. Yanlış sonucu. Peki şimdi biraz da gönüller tarafına gidiyoruz. Biliyorsunuz ki gönüller tarafında da e, sosyal medyada da hani şöyle birileri mağdurculuk oynuyor. Yine mağduriyet kasıyorlar. Birileri de gerçekten günah keçisi seçilmiş ve acaba hangisi hangisidir diye size sormak istiyorum. önce seremoni alanına gideceğiz efendim. Çünkü seremoni alanında Aleyna çalışan özellikle Doğru arasında ve diğer yarışmacılar arasında bir takım tartışmalar vardı. İzleyelim üstüne konuşalım. Ya anlatırken sorun yaşadığımı düşünüyorum ama e, toplarken bence bir sorun yaşamadım. Hızlı olduğumu düşünüyorum. Evet Bir de zaten anlatamadığım için yani ben biliyorum farkındayım hatamın. E i̇şte Poyraz da üstüne hani böyle ipi vurunca ben üzüldüm. İndiğimde aşağı özür diledim hani özür dilerim hepinizden dedim. Orada Dora da bana işte ne gülüyorsun ya hani gibi söyleyince çok düşürdü beni. Kaybettik evet ben motivasyon olarak biraz düştüm. Bu benim yüzümden değil ama e, iletişim olarak biraz kopukluk yaşadık. Kaybettik, bu oyunu kaybettik ama inşallah önümüzdeki oyunları alacağız. E, Sayıyı kaybettikten sonra aşağıya gayet gülerek, dalga geçerek indi. Dalga geçerek inmedim ya. Ben Niye dalga geçeyim? Zaten üzülmüşüm. Ben, ben şu an pek Allah üzüldüğüm Allah Allah. gözükmüyor. Neden Vardı, dalga geçeyim o... şey ki? Özür dilerim dedim. Hani olmadı, yapamadım. Özür dilerim, anlatamadım dedim. Ya, bir... Abi hiçbir <laughs> şey anlamadın. <gülüyor> ne <diyorsun ya>? <gülüyor> Neye hiç gülüyorsun şey ne abi? Yani Ne yaptın ya? Özür dilerim, Allah Allah. Gülme o zaman abi. Oyun oynuyoruz, market oyunu bu ya. Bir şey yok. Dalga neden geçeyim tamam, ki? Oyun, sayı oyun gibi kaybetmiş. geldiyse e, sayı gelebilir tabii ki Ben burada... Gü kahkaha mı attım arkadaşlar? Tamam güldüm ama o an tebessüm Aynen, ettim. Kaybetmiş. Çünkü Poyraz çok, tamam, Poyraz çok sinirlendi. Tam Poyraz çok sinirlendi. İlk kaybetmiş. defa onu öyle sinirli gördüm. Yumuşatmak için ya özür dilerim hani. Tamam kaybettik ama... Hatam da özür dilerim. Kahkaha attım evet. Ben ha ha kaybettik dedim. Hayır bu kadar yapmadın. Dalga geçerek kelimesi ne demek ya? Neden dalga geçerek? Olmadı ya. Sanki burada çocuk oyun oynuyoruz. Bir sayı kaybettik. Tabii beş günde karınlar aç olduğu için belki böyle gülmeniz normaldir. Ben dört gündür yani sadece da ya sadece kokonatla besleniyorum. Ya bir konuşuyorum ama ya. Ondan sonra gözleri kapalı direktifleri alırken de sadece kendisine şunu söyledim. Yere düştüğün anda kimse sana bir şey aramanı söylemiyor. Orada alacağın item yok niye yerde bir şey arıyorsun dedim. Çok biliyorsan kendi yaptığı bana çıkıştı. Yani dediğim hiçbir şey yok. Sadece gülerken niye gülüyorsun çocuk oyunu mu dedim. Yerde de dedim ki niye orada bir şey arıyorsun? Kimse sana buna dedi ki orada bana ara dediler dedi. Hayır kimse orada ara dememişti. Çok biliyorsan da kendin çıktı. dedi. var demedi yerde çuval arıyorsun. Deniz çuvala beş metre var. Ya önünde dedi Dora. Çok biliyorsan kendin çıkıyor. Ali gerek yok bu laflara. Bak laflara bak. Gerek tamam yok. ama Biraz yani şu ben şu. ne dedim şimdi? Ya? Terslemesine de gerek yok. Ne yani? dedim şimdi? Tamam. Zaten karşı takımın beni bu oyunda seçme sebebi de gayet belli. Ee, diyeceğine fazla bir şey yok. Yani doğru ben hep ya, bir şey dedi. Ben düştüm falan. Ya yani burada oyun kaybettiğimiz an, sayı kaybettiğimiz an... biri gülerse ben ona niye gülüyorsun derim. Kimse kusura da bakmasın yani. Evet şimdi e, burada tam iki farklı görüş var. Tabii ki bu fanların görüşü. Bir takımı tutan fanlar burada mağduriyet yaratmaya çalışıldığını söylüyor. Bir tarafı tutanlar da hayır burada günah keçisi ilan edilmiş. İşte bu kızı gö gözden çıkarmışlar. Belli ki ne yapsa batacak onlara gibi e, suçlamalarla tartışıyorlar. Biz nasıl yorumlayacağız merak ediyorum. Benim görüşüm burada çok aslında belli gibi bir şey. Çünkü ben oyunu da dikkatli izledim. Sabah bir daha açtım bir daha izledim. Bir takım böyle ayrıntılar da yakaladım. Birazdan Letten de onları konuşmak istiyorum ama ...Sema sen nasıl yorumluyorsun? Şimdi iki taraf her zaman iki taraf var. Kimse bize yüzde yüz hakkı demeyecek zaten. Evet. Ama şimdi bu kızın dokunmazlık kaybedildiğinde bu kızın isminin yazılacağı kesin mi değil mi? Değil. Bence çok kesin. %50. Çok kesin. Ayşe'nin oyuna bağlıydı işte. Evet. O kadar kesin <laughs> Bence ki. Kesin. Bence çok kesindi. Yani Aleyna çalışkan zaten bir kişi de söylenecek ya birinci olan söyleyecek her türlü bir dokunmazlık kaybedildiğinde aleyhine çalışkan bu potaya yazılacak. Kimse demesin ki ben hatta dün gece şunu söyledim. Keşke yeri geldiği zaman böyle yarışmacılara ihtiyaçları olacak. Mesela Ayşe ile Poyraz, İsmail ile Batuhan'la karşılaşmak zorunda kalacak ilerleyen potalarda. Keşke şimdi hazır güçsüzler girecekken karşıdan Ayşe ile Poyraz girseydi potaya da Hani takımız diyorlar ya biraz tutmaya çalışsalar yanlarındaki arkadaşlarını. Çünkü ben çok eminim eğer kay, kaybederlerse yarın koyarlardı Aleyna çalışkanı Doray'ı ya da kim ise. Çok kolay bir şey değil ama dediğin. Değil Hemen ama. Daha göstermek. Yani oylarına güveniyorlardır bence. İkisi de sürekli hmm. birinci oluyorlar. Çok, çok kolay bir şey değil o. Bilmiyorum. İki takım iki takım arasındaki ileriki hala aşamalarda emin şampiyonluk yolunda çok işlerine yarardı sonra kullanmaları için. Belki sen karşıdaki adayı görürsen öyle bir pakte ama şimdi daha önün kapalı bulanık sudasın ilk oyunu kaybetmişsin. Kimi aday çıkaracak? İkinciyi karşı kaybedersen taraftan, yine yazar. Karşı yazardım. taraftan biri gelecek mi? Sizin takımdan kim çıkacak? Yani, yani ilk, çok kolay ilk hamleyi yapan her zaman kazanır. Ayşe ile Poyraz böyle bir hamle yapsa... ...karşı taraftan ben adım gibi eminim... ...İsmail, Batuhan ya da birisi çıkmak istemeyecekti. Onları görünce çıkmayacaktı. Güçsüz isimler girecekti. Dolayısıyla kendi takım arkadaşları gitmeyeceklerdi. Ama umurlarında değil. Çünkü dün daha adada, barakada konuşurken... ...Ayşe şöyle bir şey söylüyor... Yani Dora çok üzülür. Aleyna çalışkan potaya geldiği zaman ha falan diye gülüyor. Şaka mı bu? Komik mi bu? Gerek var mı? Aleyna Çalışkan geldi ilk günden beri yazılıyor zaten. Evet. Geldi ilk günden beri şans verilmiyor. Bir de Ayşe'nin yapmaması lazım. Yapmaması şey. lazım. Çünkü, çünkü Aleyna ile en yakın isimlerden biri. O kadar çok şey paylaştılar ki gerek var mı böyle bir şeye. Bu arada ben Dora'ya hak veriyorum. Çünkü o cezalıydı ya. Cezalı olduğu için ödülü yemedi. Çok fazla aç. İnsanlar o sinirle şeyle hani kazanamadıkları için kızabilir. Doran'ın üslubu çok da kötü değil herkes kadar aslında. Ama yine de Aleyna çalışkanı gerçekten yalnız diye yanında sadece Aleyna var diye nasıl olsa herkes benim tarafımda olur diye bir üstten bakış bir horlama var yani kız. Ben o görüntüleri de e, üç üçlük özellikle Poyraz orada görüntüleri de bir yandan netten istiyorum aynı zamanda da Gökhan'ın da yorumlamasını istiyorum. Hı hı. Şimdi durum üç üç. E, ben şöyle özetleyeyim oyunu birkaç kez izlediğim için. Aleyna bir oyun anlatıyor. Evet anlatımında herkes kadar yanlışlar var. Çünkü Steve de yanlış herkes anlatıyor. Kadar. Diğer tarafta İlayda da yanlış anlatıyor ne bileyim. Melis de yanlış anlatıyor. Sol diyor sağ karışıyor. Herkes kadar. Mesela Poyraz da tuttuğu şeyi elinden bırakıp devam ediyor. Bence Poyraz da bir yanlış yapıyor. En nihayetinde bak. Mesela Poyraz elindeki şeyle devam ediyor. Orada e, şeyin yanlışları var. E, ses de açabiliriz aslında buradan minikten evet, böyle. Evet. Öne, bak şimdi mesela Poyraz elindeki Poyraz, torbayı bırakıyor. Al. O torbayı tekrardan aramaya çalışıyor. Bunlar da mesela onun yanlışı. Ya, yapsın? Olabilir <laughs> mesela bir saniyede Poyraz yüzünden helal hoş olsun gidebilir sıkıntı yok. Ama en sona geldiklerinde şu an izleyip Gökhan sana sözü öyle vermek istiyorum. <laughs> bir art niyetli bir şey yok. Poyraz'da da bir art niyet yok. Burada alene çalışkanda da bir art niyet yok. Herkes kazanmaya çalışıyor. Evet. Sol tarafa dikkatli bakın. Sol taraf beceremedi bir şeyleri. Şu an geldi. Bak Melis uzanamadı. Çok yakınlar artık birbirlerine. Burada mesela Poyraz çekemiyor. Evet. Burada Poyraz gözleri de açık, çekemiyor. Neredeyse yakalamak üzeriler. Bir sürü hataya rağmen. Bu ama Poyraz çekemiyor. Bak çok basit bir şey. Poyraz çekemiyor. Ondan sonra olaylar aleyhine çalışkana patlıyor. Yani Dora kenardan açsın biliyorum da ya Poyraz niye çekemedin demek yerine niye sen aleyhine çalışkan? Burada karşılıklı beraber hatalar... Bir de özür diliyor. Hani tavrı da özür dileyerek gelen bir kız yani. Özür dileyerek gelmese tavrı başka olsa yine tamam diyeceğim. Kız gerçekten kendi az ediyor ki Poyraz çok sinirliydi. Hani yumuşatmak için öyle gülümsedim. Kalka atmadım özür diledim. Bunun üstüne daha gidilir mi artık? Ben yani? burada bir mağduriyet yaratıldığını düşünmüyorum açıkçası. Burada adaletli davranmamız lazım. Herkesin elini vicdanına koyması lazım. Burada bu kızı gözden çıkarmışlar. Kız ne yaparsa yapsın herkes kadar hata Gözlerine yapıyor. Gözlerine giremeyecek zaten. Herkes kadar hata yapıyor. Aman efendim sen hata yapamazsın. Sen güldün, sen bilmem ne. Gökhan ne diyorsun? Yani ben Tam senin düşündüğün gibi düşünüyorum. Ha, hata varsa %50 %50 var. Yani bu hata zaten anlatırken olabiliyor bu hatalar. Çünkü Herkes kadar. Orada çok heyecanlı anlatan çünkü kendi aslında yarışıyor orada. Sonuçunda kendine yazılacak galibiyet ya da mağlubiyet. Yukarıdaki kişiden bahsediyorum anlatandan. E, Poyraz da tamam bir bir tane şeyi e, düşürüyor e, taşıması gereken şeyi. Sonra onun için geri dönüyor. Evet 3-4 saniye geç geliyor. Aleyna'nın anlatmasıyla Aleyna çalışkanı. Ama sonra asıl en büyük hatayı da Poyraz çekerken çekememediği işi, çekemediği için şey yapıyor. Bunlar hatalar Olabilir. Evet. Poyraz da yapabilir. %50'ye %50. %50. Yapabilir. Evet yapabilir. Niye Poyraz'a kimse bir laf söylemiyorken Aleyna'ya? Sen niye çekemedin demiyorlardı o zaman ona. Sen niye yukarıya taşıta, taşıyamadığında e, topları Aleyna çalışkanın direkt bu kadar göze batıyor. O işte tam dediğimiz e, iki grubun e, fazlasıyla gruplaşmasından kaynaklı bir durum. Mağduriyet falan oluşturmuyor. Ma evet. Mağdur yani. Mağdur. Nasıl bir mağduriyet oluşturabilir ki Herkes, burada? Yani öyle yazılmış da mağduriyet çalışıyor. Mağdur şey mi yaptı falan. Ali'ne çalışan? Şey arkadaşa. mi düşündü kafasında? Ay ben burada yanlış anlatayım da bana bir mağduriyet Herkes mi oluşturursun? Herkes bana diye yüklensin. <laughs> Ya evet ya ben burada biraz fazla yüklenildiğini düşünüyorum. Mesela aynı hatayı ilerleyen oyunlarda diğer arkadaşları da yaptı. Evet. Aynı hatayı mesela Berkay yaptı, topları düşürdü. Dora onu gülerek karşıladı. Evet. Hiçbir şey demedi mesela. O zaman Dora keşke ona da sen tepki verseydin diyorum. Ve efendim Acun Hocalı stüdyomuza geldi. Ama tabii ki neler izleyeceğiz, ne sorular var? Bir tanıtımımızı izleyelim. Ondan sonra Acun abiyle beraberiz. Acun Ilıcalı Survivor Panorama hafta sonu stüdyosuna geliyor. %50-50 görüyorum. Hani iyimser olursak 51 kalır diyeyim. Olayların iç yüzünü nasıl değerlendirecek? Birincinin değişmesi demek bunların hepsi potansiyel. Birincilik adayı, şampiyonluk adayı demek. Bu bana çok heyecan veriyor. Yarışmacıları yeni sürprizler bekliyor mu? Sürprizlerimiz de var. Hem güzel sürprizler hem de şölen gibi bir üç gün geçireceğiz. Takımlar karışacak mı? değişiklikler yapacağız. Birleşme öncesi yarışmacıları neler bekliyor? Seyircilerimize de soruyoruz. Survivor'da takımlar karışsın mı? Acun Ilıcalı birazdan Survivor Panorama hafta sonunda. Ve Acun abiyle beraberiz abi hoş geldin arkadaşlar. Hoş bulduk nasılsınız? İyi yayınlar. Teşekkürler hoş abi. Geldin ne abi. konuştunuz belki arkamdan mı konuştunuz? <laughs> Aslında. Abi. <laughs> Biz abi gündemi konuştuk. Evet. Gündem? Gündemde abi Sergen var, İsmail var. Evet. Bu tarafta Ali'nin çalışkan var. E, Kimi haklı buldun sen? Ya Ali ile çalışkan mevzusunda az önce e, sanki kızın fazla üstüne gidiyorlar. Çünkü herkes kadar herkes kadar aynı hataları yapan bir insanın üstüne bir, ta, bir halinde çok fazla takım halinde gittiklerini düşündüm. Sema da aynı düşündü Gökhan da aynı düşündü. İsmail ile Sergen olayında da <laughs> yine aynı düşündük. Bu sefer de abi... Sergen'i Sergen'in fazla özgüven sahibi. Evet. Fazla bir özgüven, özgüven Bir bir ona fazla gaz olmuş. Vallahi bu, bu sene bu anket olayını çok sevdim ben gerçekten de yararlanıyoruz. O zaman bu iki konuda bir anket yapalım. Olur bence. abi. Bence. Çünkü Vallahi 2 milyon, 3 milyon katılımlar oluyor. Çok da hoşuma gidiyor. Seyircimizin bu kadar ilgi göstermesi. Onu, anketi koyalım. Ondan sonra da konuya girelim bence. Anketimiz, ilk anketimiz Sergen İsmail'de kim haklı? Tamam. Olsun. Tamam. Sergen İsmail'de kim haklı? Seyircimiz ne düşünüyor? Merak ediyorum. Sergen İsmail. İkincisinde de Aleyna e, Çalışkan Mağdur mu da la olmasın? Bize, bize yani onu Böyle sosyal medyada öyle tartışıldı da biz onu... E mağduriyet ediyoruz. yaratılıyor Aleyk. mu? Yaratılıyor mu? Evet. Heh, yoksa mağdur tarafa. mu diyorlar bize. Bir <laughs> dakika <laughs> tam konuyu anlamadım. Mağduriyet mi yaratmaya çalışıyor yoksa gerçekten mağdur mu? İnsanlar, böyle mi soracağız? Evet. Biz de, soracağız. Bunu, Gökhan, bize sordukları evet. bu. <laughs> Aleyna çalışan mağduriyet yaratmaya çalışıyor mu diye soru sormayacağız herhalde. Yok hayır konu bu yani. Aleyna çalışan baş... mağdur mu? Evet. Evet hayır. Hayır dün akşam... Ay, belki de bazı konularda mağdur bazı konularda değildir. Dün akşam izlediğimiz biz çünkü konulara göre gittiğimiz için. Ben de bu arada uçaktayım falan ya şimdi siz evet, ne onu anlatın. Ne bilmiyorsun. Ne seyrettiniz? Alene Dora olayında, Alene Çalışkan Dora olayında kim haklı? çünkü aslında ikili karşı karşıya geliyorlar Çünkü Dora Alene Çalışkan'ı yükleniyor, Alene Çalışkan da Dora'ya cevap veriyor. Evet. Alene çalışan Çalışkan Dora'ya Mağduriyeti karıştırmazsak böyle daha iyi bir soru olur, daha net olur. Alene Çalışkan Dora ben tamam. Bana sormuyorsun herhalde. Kim haklı? <laughs> biz seyircimizden evet, soracağız. Şey... Senin, senin. Evet. Hayır. Ya ben şimdi genel Bizim Küçük <laughs> Instagram adresimizden sormuşlar. Senin. <gülüyor> 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 Bir de Aleyna Çalışkan mağdur mu demeyelim mi? Onu mu soralım? Ha, onu sormayalım. Ay, mağdur mu değil abi soru. Tamam. Aleyna çalışanla Dora. Aleyna Çalışkan Dora kim haklı? Evet. Aleyna Çalışkan Dora. İki tane e, opsiyon. Benim story hesabımdan. Instagram story hesabımdan soruyoruz, soruyoruz şu anda. Tamam. Seyircilerimiz hemen katılırsa çok seviniriz. Siz anket başladığı zaman söyleyeyim ben size de kare Hemen dakika abi onu interaktif hale getirin harikasın abi. <laughs> Seyirciyle bütünleşmek lazım. Ee, biz geçen seneden beri zaten biliyorsunuz dünya rekoru da kırdık. Ee, seyircimizle bu konuda çok uyum içerisindeyiz diye düşünüyorum. Onların hmm. fikirleri çok önemli. İşte takımları karıştıralım diye sorduk. Evet abi. A en son biz Kaç yayına girerken %60'a 40. Değil mi? 60'a Çok iyi yerde yayına girmişsiniz. Evet. <laughs> Hala öyle. 60'a <laughs> 40. <laughs> <laughs> Muazzam girmişsiniz. Bir yerden sonra değişmez. <laughs> 60'a 40'a değişmez zaten. Evet. Yani 60'a 40'a takım değiştirilmez. Ben oy kullandım 59-41'di. Sen değişsin dedin? Ben değişmesin dedim. Ben de değişmesin Ben değişmesin dedim. Karışmasın, Karışmasın dedim. Bizim sevgili Alpay Özalan akşam beni aradı. Yani takımlar çok iyi diyor da mesela. O da biliyorsunuz çok emeği vardır Survivor'a. Buna da buradan sevgiler. O da bence değiştirmemek lazım diyor ama seyircinin takdirine sunduk. Açıkçası 60'a 40 değiştirmez bence de değiştirmesi lazım. Yani bu seyirci böyle ben yine arada kalır biliyorsun ama yani, yani işte, değişmesi ya ya, yani. falan olsa değişir. Değişmesini istedim abi tamam. Yani bir şey yani. 60 ya 40'sa zaten değişmesi yani. gerekmiyor. Şu an yaşanıyor yaşanan inanılmaz bir rekabet var Survivor'da. Ama ben bunun değişmesini istemiyorum. Ama zaten mesela. şu da var şimdi bireysel de zaten takımlar <laughs> evet. olacak ya e, o mükemmel oldu zaten. Yani. değil mi zaten o? Bence seyircimiz onu beğeniyordur. Onu şimdi sormayacağım da çünkü çok anket oldu üst üste. Bir de öbür <laughs> takımla karışmasın, evet. karışmasın. Bireyselde Ödül oyunlarında takım olarak yarışmaları mükemmeldi geçen sene, ben tek en tek çok zevk şey, Adam seçmeli. Haftalık takım seçmeli. Hafta, takım seçme. Evet evet. Orada her Son türlü şey de vardı çünkü. reality de oluyordu, e, duygular, düşünceler, takım açık kurma filan acayip zevkliydi yani. Bence Onu ne mi? zaman yapacağız? Çeyrek finalden sonra mı? Çeyrek finalden sonra evet. Güzel bir çeyrek final yapıyoruz. Çeyrek final bayram bu arada. Evet, abi, Yine parti var gelin ya. <laughs> Beysel, abi, <laughs> abi, abi zaten saçmalamayın ya, siz, siz olmaz. Abi son soruya başlıyoruz. Var başarılı. olan bir turumuz var, da, inşallah katırsanız. gideceğiz. Neler gideceğiz? Ne, var olan bir turumuz var, onunla gideceğiz inşallah. Asla gidemeyeceksiniz. Ha? <laughs> 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 i̇ddia giriyor musun? İyi abi sen. <laughs> abi, yok abi, o konuda iddia girilir <laughs> evet. Çünkü iddia girdiğiniz için gidemeyeceksiniz. <laughs> Hangi ya? Voleybol <laughs> falan falan <laughs> var ya öyle şeyler. Abi voleybol ne güzel maçlar yaptık ya. Çirkinlikleriniz Hala domikte konuşuluyor. Hiçbir çirkinliğimiz yok. Çirkinlikleriniz yok. domikte hala konuşuluyor bu arada. Biz Sizinkiler size, de Türkiye'de konuşuluyor. Sen, abi. abi. sen de orada dedin de <laughs> sen yoktun. Ee, çirkinlikleri bütün domik e, çevrelerinde, kulislerinde konuşuluyor. O kadar. Evet. <laughs> bir kere bir kaza oldu. İhsan'la sen çarpıştın. Abi ayağın sakat ne yazık. Orada bir çirkinlik yok. Maçta kaç kere oldu olaylar? Beş. Beş kere oldu ya. Yani. Beş. Olabilir. Konuyu dağıtmayalım. Evet konuyu dağıtmayalım. Konuyu, konuyu, konuyu dağıtmayalım. Sizin İyi. yani şu an buradan çok güzel bir masa var. Öbür masaya götürmemiz lazım biraz da. evet. Maşallah bizim normal panoramacılar göremediler. Evet. Yani benim onlar yılda üç, üç her her ya yılda, yılda üç kere görüyor. Yılda üç kere görüyor. Yılda üç kere görüyor zaten. Ben gececiyim. Hakan'ım. Benim. <laughs> Görebilir <laughs> <değil> mi? <gülüyor> Canımız <gülüyor> kardeşimiz. <gülüyor> evet. Nerede Tabii. gidemedi. Herkes evet. ekstrası gitti o gitti. Abi Hakan. Damla gidemedi. Hakan'a vatandaş gidemedi. Dominik'te. Allah aşkına yapma. Hakan. Vatandaşlık. Konuyu dağıtmayalım. Evet. Sürpriz, bayram sürprizi. Bayram sürpriz adı üzerinde. Bir şey, hani böyle acayip sürprizler birleşme değil de. Birleşme gibi orada bir şey olacak. Orada yine mini birleşme olarak yapıyoruz. Geçen sene de yaptık. çok Çenekler öncesi. Evet mesela evet. bu anlat bakalımın ünler versiyonu yapacağız. Hmm. Onun güzel olacağını düşünüyorum. Çok hmm. zevkli de olacak. Hmm. Onu da çok eğlenmiştik. Onun dışında bir iki aktivite yapacağız. Yine böyle bir buçuk iki gün ferhalayacaklar. Peki abi bayram turuna katılanlar ne olacak? Yarışma izleyebilecek mi yine? Canımız Zerler. yerimiz onlar ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Şöyle geçen seferki misafirlerimizle çok güzel vakit geçirdik. Bu arada... Ben bunu alışkanlık haline getirmek istiyorum. Yani bu konuda gerçekten yeni yeni icatlar yapıyoruz ama güzel şeyler oluyor. Geçen o Birleşme Partisi'ki Jason Derulo konserinde seyircilerimiz çok mutlu oldular. Ondan sonra işte beraber bir de turnuva yaptık biliyorsunuz. Hı hı hı. Turnuva çok zevkli oldu. Hani kazananları server seçmesine alıyorsunuz al evet, işte. Evet. Yani orada kalkıp da kendi aralarında oyunları oynamaları. O çok güzel bir aktiviteymiş. Bunu da bu arada yeni fark ettim. Hani buradan götürdüğümüz seyircilerimize mutlaka turnuva yaptırmamız lazım. Çok da zevkli oldu. Uçakta evet. yer kalmaz zaten Gökhan. Boşuna şey. <gülüyor> <gülüyor> o uçak dop dolu gider orada. Yo Melih'i verin ya Melih'i götüreyim. <laughs> o çalışmaya başladı abi. Gelemez. Öyle mi? Ha, Tamam. Selam söyle. Ama çağırsan gelir tabii. Ne <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Peki abi. E, takımlar karışmayacak. Kesin karar mı? Takımlar Yoksa karışmayacak. değişebilir mi? mi? Yok artık değişmez. Ama sakatlıklar Ak vesaire bir daha sakatlıkta böyle sakatlıkta olursa da yani başka bir şey. Bir takım e, hani takım biterse diye soruyorsun ama başka bir şey. 4 hafta üst bir taraf kaybederse elenirse falan o başka bir senaryo. Ona bir şey demiyorum yani. Peki. 4 elimizle Merve'yi merak etme. Merve ile başlayalım. Çünkü sakatlık durumu geri döner mi? Geri dönerse geri döndü. Geri döndü. Döndü. Oo. Evet, Oo, iyi. güzel haber. Çok Herkes anladım. soruyordu. Valla çok soruyordu. Evet. Oyuna geri döndü yani. Oyuna dönemedi. Ha, oyuna dönemedi. Bence döndü. Ha. Bence mi döndü? Bravo. Ha. Oyuna dönemezdi. dönemezdi. Dönemez dön. dön. dönemez ne zaman oynar? Ee, bence yani şimdi bu işin tam kol parçalı kırın son durumu için konuştular. Ee, şu anda her şey düzgün duruyor burunda. Çok evet. Metin hocamızın dediğine göre ee, bu da şu demek kaynama olabiliyor demek. O yüzden e, Merve'nin yani bench'teydi. Açıkçası dün itibariyle tahmin ediyorum normal oyunların içinde ve kısa zamanda da oyun'a döner. Çünkü... O zaman fazla parçalı bir kırık abi herhalde. Yani benim burnum da çünkü üç kere kırıldı tam 3 haftada böyle normal koşabilmeye başlıyor. E o da ama şimdi hayır tabii... ama bu da üç haftada dönmüş olur işte tam üç, ha... yani üç hafta. O üç hafta sen üç hafta diyorsun i̇şte parçalı kırık diyorsun 3 hafta bu da üç hafta olur. Mühim olan hani kaynama şeklinde biliyorsun burada eğer tabii, o yani... beğenmezlerse bir tur daha operasyon gerekiyor. Aha. Bütün konu oydu zaten. Ne yani Merve dönüyor. İlk, Peki hani böyle Merve döndü. Her oyunda oynayamayabilir. Bazı oyunlarda oynar, bazı oyunlarda oynamaz gibi başladı. Ee, Havuz oyunları baş, mesela. Zor olur ama Merve de şimdi başka bir bünye yani Merve için de şunu söyleyeyim. maşallah var. Hı, hı. Ya yani bu kırık burunla da oyna devam etmek istedi. Evet. evet. Ona bakarsanız aslında Çağrı ben boyamla oynarım dedi. Hı. Ben boyamla oynarım dedi Çağrı. Yine klasik biliyorsunuz bu işlerde dediğimiz bir şey var. Hasar verme durumu olduğu zaman biz izin vermiyoruz diye yani turabinin olayı oldu ona da yani. Oynarım dedi Metin abi asla oynayamaz dedi. Oynarsa operasyonun bir boyutu büyür dedi. Ya, Çağrı'nın diz, diz ön çapraz ve diğer türevleri galiba abi değil mi? Yani 3 yerden gitmiş diz. Hmm. Yani o dizin şu anda oynaması demek. Yani dizi tabi seyircilerimizin yaşı küçük olanlar çok anlamaz bu işte. Diz olayındaki hasarın geri dönüşü yok bazen. Yani ondan sonra çok zor yerlere gidiyor. Gökhan abiniz bunu çok iyi biliyor. Ben ameliyat oldum. Gökhan olmadı. Olmadı yani ben de olmam biz, lazım. Biz insanın hayatını en kolaylaştıran yeri aslında farkında değiliz. En önemli eklem. Ha. Yani ya çağrı şöyle bir şey abi ya oynamasa da sanki kalabilirdi gibi geliyor. Evet. Çünkü kendini hissettiren bir yarışmacı. Biliyorum da o adil olmazdı. Yani o yani biz şimdi her zaman bunu söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Hani aa çok iyi enerji veriyor oradan. Programa çok büyük katkısı oluyor ama oyunun kurallarının dışına çıkmış oldu iş artık. Bu yarışmacı yarışamaz. Biz abi yarışamayan da orada yani sakat Dönme sakar ihtimali yoksa yok. aslında evet. Dönme ihtimali hani bir ay mıdır bekleyebiliriz. hadi Bir ay bekleriz bekledik de. 5 hafta bekledik. 6 yani hafta kadar zorladığımızı düşünüyorum. Hı hı. Ama e, burada şimdi artık böyle bir durum varken yapamayız bunu. Hani evet operasyon gerekiyorsa. Biz, biz orada daha çok realite göreceğiz. Enerji alacağız bilmem ne. Bu değil konu. Burada kim kazanacak konusu var. yani Bir de ana resmi kaçırmamak lazım. O yüzden de hani biz ona çok konsantreyiz Bir de onun dışında da yani. Ben gerçekten bir konuyu da çok anlamakta zorluk çekiyorum. Buradan seyircilerimize de sesleneyim. Ya devamlı ben böyle hani bakarım Twitter'a da yani, yanlış anlamayın. Arada bakıyorum seyircimiz ne diyor diye çok güzel yorumlar alıyorum. <laughs> Seyircilerimizin içi yaşaması çok hoşuma gidiyor ama bir şey tutturmuştur algı 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 diye bir şey tutmuş gidiyor. <laughs> nedir evet. bu algı abi? <laughs> abi o şöyle Nedir şey. bu algı nedir yani ne algı ne? Abi. Her yani kendi ha, kim, kimi tutuyorsan sen. Kendi kim evet. Ha biz niye kimi biri niye tutuyor delireceğim. Her ha, sene yani biz abi. Biz, işte. biz abi. abi. Hayır bir örnek, merak etme. Bir ediyoruz. sene tutmadığımız sene olmadı mı hiç? İsim vermiyorum. Mesela Sema yarışıyor. Evet. Siz Acun Medya, ben yorumcu, Gökhan yorumcu. Asla biz Sema'nın kazanmasını istemiyoruz. El birliğiyle Sema'yı düşürmeye çalışıyoruz. Niye? Sema fanlarına göre. Peki niye? niye? Sonra Gökhan fanlarına göre de Gökhan'ı sevmiyoruz ve Gök talimat almışız Gökhan'ı düşürmeye çalışıyoruz. Hayır ben buradaki sebebi çözemedim. <laughs> Bunun bir, ben ben iddialarda... da bu. Acaba medya bunu niye istesin? Ben hayır, ben bunu bazen yani, iddialarda yani. bulunuyorum. Tamam benim de böyle kafamı karıştıran şey oluyor. Arkasından diyorum ki bu sebepten diyorum mesela. Tamam mı yani söylüyorum bu sebepten. Şimdi buradaki mesela sebep ne? Niye yapıyoruz biz bunu? <laughs> ne diyor <de> yani? Yani <laughs> <laughs> yeni <yemzene gülüyor> kaçması <kaçırırsa gülüyor> olabilir bunu? Hayır onu merak ediyorum. Hayır. Hayır. Ben biz biz bunu niye yapıyoruz? Ben bunu sormak istiyorum. Bu algı algı algı. Niye yapıyoruz abi biz bunu? Amacımız ne burada bizim? Yani ne kazanacağız buradan? Ne <laughs> olacağız yani? X kişisi kaybedecek biz ne <laughs> Hayır alternatif sebep merak ediyorum ben. Yani e, bunu anketini yapamıyoruz ama ben bu <laughs> algı olayına <da> sormak istiyorum. <laughs> yapsan bir yerlerde çıkarsın. Bir yarışmacıyı parlattın onu bil, söndürdün onu bilmem niye abi niye? Onu bu? çok şey, seviyordunuz da Kendi onu fan grupları de. şunu düşünemiyor abi <laughs> o yarışmacı kendini parlattı ya da kendini söndürdü. Yani bu zaten böyle. Yani biz orada olmayan bir şey Hayır. veremeyiz ki zaten abi. Yani ya da işte bunu konuşamayız ki. Nasıl anlatacağız ki? Ben de ben anlamıyorum yeminle niye. Bak, yeminle Yani şurada gelirken yolda düşündüm. Ben şimdi düşünüyorum işte böyle algı algı tamam yapıyoruz. Niye? Bir yarışmacı niye tutuyoruz? <laughs> Ve yani bu ya yani niye tutmuyoruz? tutmuyoruz? Ay bir yarışmacının kazanmasını niye istemiyoruz? Biz niye seçtik o zaman bunu? <laughs> yani kazanmasını istemiyoruz. Niye bu adamı Survivor'a götürdük? Niye elemelerde seçtik? Bu adam yarışmacı olur dedik. Kaybetsin diye mi dedik. Biz buna kaybettirelim diye mi dedik? Anlamıyorum ben bunu ben vallahi. şöyle enteresan bir durum var. Hani o onu seviyor o yüzden onun şampiyon olmasını istiyorlar gibi bir algı var ya. ne? Sebep neymiş? E en çok sevilen arkadaşlar eğlendi. Senin altına evet. da yazsınlar. Sörver evet. panorama hesabını altına ya, yazsınlar. buradan olacağı evler Ne galiba? sebep olabilirmiş mesela? Genelde mesela sizinle yola söylesin. devam edenler erken elendi. Hani seviyor, sev sevdiğiniz şampiyon olmalı ya onların mantıklarına evet. göre. Furkan ilk hafta elendi. Şampiyonluk yolundan döndü. Kim? sonuna i̇nsan? kadar yo, yani Hı. yola devam ettiğiniz, sevdiğiniz benim yarışmacılar aslında öyle. şampiyon olmadılar. <gülüyor> <gülüyor> hani siz bir sevip şampanya yapmıyorsunuz güzel, da hayır, da anlamıyorlar. Şöyle doğru söylüyorsun Şimdi yani insan ıı, sonuç itibariyle hani benim tanıdığım yarışmacılar oluyor. Yani kusura bakmayın çevresi geniş bir adamım bir. Sen zaten katıldı abi. Evet. ay ünlüler gönüller yapıyoruz zaten. Ünlülerin zaten her sene bir üçünü ikisini zaten bir, bayağı bir tanıyor oluyorum. Dördünü, beşini uzaktan tanıyorum. E evet, zaten tanıyorum bunları. Evet. Yanlış anlamayın. Hakemler de futbolcuları tanıyorlar biliyor musun bu ligde? Tabii ki. Hakemler de futbolcularla tanışıyorlar zaten. Hani bu dünyanın en normal olayı değil mi? Yani yakının da olur, o da olur, bu da olur. Hani beni tanıyanın yarışmaya katılma hakkı yok diye de bir durum yok. Şimdi böyle bir durumdayken ben yani bunların biri de İslandu mesela. Eee kaybetmesinden de yemin ediyorum zevk aldım. Evet. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> zevk aldım yani tanıyordum İslandu zevk aldım yani. Hatta benim zevk aldım. <laughs> yani, fazla motive oldum evet. Çok zevk aldım. <laughs> Yani, e tamam ben şimdi şimdi şampiyon olabilirdi. Server şampiyon olabilirdi. Öyle gezebilirdi. Şu anda yani, Aa, çok sevdiğiniz birinin bile şampiyon olmasını Bir adam olarak geziyor şu anda. Yani <laughs> evet. bu adam gerçekten başka da kim geliyorsa aklınıza tanı zaten geçense Cemalcan hayatımda ilk defa serverde gördüm. Evet. evet. Hiç tanımam etmem. Barış'ı uzaktan biliyordum. Beğenirdim. Onu orada gördüm. Birisini niye tutayım? Niye tutmuyorum anlamıyorum. Ümit Karanlar o kadar yakındı evet, mesela. Evet. Sevdiklerinizi yapsanız onlar şampiyon olurdu. Askal Numay'ı direkt eledik. Yani. Yani. Bilmiyorum. Yani. Sebebi ben merak ediyorum. İlginç. Sebebi ilgili çok e, ne mantıklı mi? cevaplar gelebileceğini düşünmüyorum ben abi. Yok belki <laughs> birisi bir şey söyler. <gülüyor> Hayır <gülüyor> Gerçekten birisi bir sebep söyler. Ulan deriz hakikaten olabilir. Kendimizi sorgularız yani. <laughs> Vay doğru falan deriz belki. Olmayacak <laughs> hakikaten şey değil. bu yüzden biz birilerini düşürmeye <gülüyor> çalışıyoruz. <gülüyor> evet. diye düşüşüyor. Şimdi abi bir sorum daha var. Hazır bölümünde şey varken. Bu sezon yarışmacıların yemek ihlalleri. Yarış bizlere yemek ihlalleri çok oldu. cezalarda geldi. Çok bu her sene oluyor muydu? Ben çok ben şöyle söyleyeyim. Oluyor muydu, olmuyor muydu bilmiyorum. Yani ama bu sene e, yani çok oldu dediğinizde toplam 5. Çok da olmadı yani. Belki de bir anda sıkıştı ya. Hepsi böyle aynı hafta hafta üst üste ya, geldi. Şimdi evet. seyircimiz şunu çok iyi biliyor bir kere. vardı adalar var. Bir de ortak oyun alanı var. Oyun alanı dediğiniz yerde lokaller var mesela. Lokallerde yemek yiyor, değil mi? O yemek yerken çöpünü atıyor. Adam işine gidiyor zaten. sigarasını orada. atıyor. Bir şeyini atıyor. Adam orada bir çöp var bilmem ne var. Şimdi ben illa böyle çer çöpü karıştıracağım dersen bir şeyleri zorlarsan oralarda böyle ufak tefek bir şeyler elde edebilirsin. Ha, karnını doyurur mu doyurmaz ama yakalanırsan da işte üç oyun yersin. Yani cezaları arttırmamız lazım evet. Hani bu konuda ayrıcalık olmamız lazım ama e, tabii ki şöyle bir gerçek var. Seyircimiz şunu iyi bilsin ki 7 gün içerisinde yaşanan işte işte bir gün oldu mu olmadı mı diye o da toplamda hani bir kere ol iki kere olmuş beş kere olmuş bir olaydan bahsediyoruz. Yani kafayı böyle illa ben çöpten bir şey bulacağım dersen damla da zamanında biliyorsunuz çöpten bir şey bulmuştu. Bulabilirsin yani. Sen iyi bilirsin. <laughs> i̇yi bilirim. <laughs> yani. Hayır bu bunlar oluyor arkadaşlar. Şey de oldu mesela yıllar önce bir Survivor'da açıktan tekne geçiyordu. Söylemeyeceğim hangi Survivor olduğunu. E, yüzerek açıktaki e, turist teknesine çıktılar. Çok iyi. Yani böyle bir yani. ama 200 metre yüzmüşler. Açıkta bir tane turist teknesi. Bayağı yat yani hani. Evet yat. Evet. O yata ulaşıyorlar 200 metre yüzüp böyle. Tamam. Kaç kişi bunlar? 3-4 kişi herhalde <laughs> o zaman. Ondan sonra e, orada iletişime geçmişler e, yabancılarla. Adamlar da Panamalı yanlış anlama. E, İs'anın döneminden değil e, başka bir sezon. Ondan sonra e, orada da e, öyle bir şey de yaşadık yani. Sonuçta şimdi ısızla da evet. Ama ıssız adanın açına git, oraya git, ormana kaç git. Yunanlı yarışmacı kaçtı geçen. E, 6 saat sonra yakaladık. E, kaçtı adam açıktan. Bu sene iki. Tabii tabii. Hangisi? Ne yapacaksın? Tanıyorum abi. <laughs> Gördük orada. <laughs> Yunan Survivor'da <'u> herkesi de. <laughs> tabii izliyoruz orada. <laughs> Bayağı Geçen hafta eğlendi. Yani. Adını unuttum da. Geçen hafta eğlenen Beyaz sakallı. E, doğru gelmiş evet, evet, Yunan evet. biz yayınlayacak mıyız diye. <laughs> Yunan, Yunan Sörver'in yayınlayalım mı diye. O, o da çok bir şey gelmedi galiba. Onu... Yeni yorumlar. Korular geldi ama bana 5-6 tane. Hep evet, onu gidelim. anket yapalım. Yunan servaörünü seyretmek ister misiniz? Sor. Gökhan. Geçen evet çıkmıştı abi. Yine böyle ama, bir şey çok, çok bir, ama böyle bir şey çok bir yüzde çıkmadı galiba. Çıktı yani mı? Yani? Yüzde %100, yüzde 100, 100 mü istiyorsun? %65-80. Ama izlemek ise elimi böyle yağacak, kişi yağacak bana ki ben. Ama bu takım karıştırmayla aynı soru değil. Yani burada izlemek isteyen 55 çıksa bile bence vermemiz lazım. Hayır olur mu öyle şey ya? Allah Allah. 55'e niye vereyim? Sen de 55 ne oluyor biliyor musun? Aşağı yukarı 2-3 milyon kişi ediyor. Evet yani o yüzden 2-3 milyon kişi izlemek istiyorsa bu devlet eder abi. Tamam konuş, şu. <laughs> Hayır bu neye benziyor? Evet, bir bardak su alır Bardak... Bu soruda aslında sıkıntı var. Bu soruyu geri alabilirim. Evet. <laughs> İster, işte isterim, i̇sterim abi. niye i̇stemem yani ki diyen kim ki? Yunan Survivor'ını izliyor musunuz diye soralım o zaman. Hayır. İzliyoruz derlerse bir tane soru soralım Survivor'a. Evet. <laughs> <laughs> Yunan Survivor'dan bir soru soralım tamam mı? Hadi bakalım bunu. Ee, Bilecek bir, misiniz? Evet. Mesela adam izlemek izliyorsa zaten buna cevap vermez. Ki. Evet. Zaten izliyorum benden. Niye izlemek istiyorsun? Tamam o zaman ben hemen sorayım mi? <laughs> Bak Twitter'da Twitter'da hashtag ne? Hashtag ne? Server, <gülüyor> panorama. Panorama. <gülüyor> Server Panorama. Server Panorama ıı, hashtag'ini hemen soruyorum. Tamam mı? Evet. Kaç tane gelecek şu anda? Oradaki debiden anlayacağız. Gir abi sen Twitter'a girsen Giriyorum, giriyorum abi. Diyorsun. Sen yok giriyorum. Gir şimdi gir. Bak ben Peki Bu işleri de yap. Teknolojiden üstünsün zaten. Sor abi tamam. soruyor. Hazır mısın? Evet. Nikoleta'nın mesleği ne? Gir abi. Nikoleta'nın mesleği ne? Yunan Sörbeli'nin Nikoleta'nın mesleği ne? Yağacaksa bende bir büyük ilgi var. Öyle 3 tane gelecekse ama 2 dakika içinde kaç tane gelecek bak. Öyle 10 tane 5 tane geliyorsa zaten öyle bir ilgi yok demektir. Soruyla yoksa izlemek istiyor musun? İzlerim tabii ama öyle bir ilgi olmuş mu? Araştırmışlar mı? Kolay değil o işler işte. O ilgi baştan varsa koyalım. Yoksa biz Yunan Söğütler'i seyrettirmeye çalışmıyorduk yani. Ama belki son birkaç haftasını veririz. Dur 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 söyleme. Bir, sen. Söyleme evet. söyleme. Ka geliyor mu devamı? Şu an 2-3 tane gördüm. 2-3 de olmuştur işte. Bir dakika Bak. içinde 30-40 tane... Ege kıyılarından izleniyordur orada çekiyor ya. Ege o Orada çeşitli Orada radyolar karışıyor hala. Yok Sky Televizyon oradan çıkmıyor. Şu an... Yağdı mı? Bilmiyorum nelerle birlikte, bilmiyorumlarla birlikte bayağı bir yorum geldi. Dur. Program interaktif ile ölüyor yani. Şu evet. An. Mine. bildi. He. Mine Bilmiş, Uberk bildi. Bu. Uberk bildi. 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 Dominik Turuk adamı. Ayfer. <gülüyor> of. <gülüyor> Yağdı lan. <laughs> anladın mı abi Debi? <laughs> debi varmış. Var. Bence verelim biz bu. Bir Sur Debi Yunan var. Şarkıcı demiş. Bonjour. Yaklaşmış mı? Güzel atmış değil. <gülüyor> <gülüyor> ne olabilir? <laughs> fena Neyse, değil. Bir var evet bayağı. Iyi. Seyircimize teşekkür ederim. Çok ilgi var maşallah. Seyrediliyoruz şu anda. Hı. Evet. Bu saatte fena değiliz abi. Merhaba maşallah. <laughs> evet. Sağ ol Allah razı olsun. Sayenizde akşam saatlerini görsün. Sema ile programı kurtarmaya geldik biliyorsun değil mi? <laughs> şu anda arkadaşlar sevgili seyirciler. Titanik'teyiz. Sema ee, <laughs> ile Onun tabii gerilimi var. Kusura bakmayın. Hani e, ee, sağ olsunlar bakalım çıkarabilecek miyiz ama su alıyor gemi. Bence Acun abi bizi beğenmiyor insan. Bayağı yani, Bence bizi beğenmiyor. Duygusal daha Gecen çıktı, gecen çıktı yayında da bizimle ilgili güzel bir cümleler kurmuştu. Evet. Şimdi de kurdu demek ki bizi beğenmiyor Acun abi. Sizin ben karakterinizi beğenmiyorum. Nasıl ya? Karakterinizi beğenmiyorum. O yüzden mi Kazan beraber kazanmışsınız değil mi? Ne karakter? 15 yıldır o yüzden mi beraber? O yüzden beraberiz? dip dibe her sabır, her yani. iftar, her... Olabilir. Yani ben çok yakın akrabam olur ne bileyim arkadaşım olur. <laughs> Esat'ın karakterini beğenmiyorum yani. Ben beğenmiyorum yani. Söyleyince. Evet, gerçekleri söyleyelim yani. Beğenmiyorum. Beğenmediğim bir olay o. yoksa iyi çocuklarsınız. Allah Allah. <laughs> Bittik Ama ya. Biz gidelim. Hayır şimdi bak. Survivor'ı dibine kadar, DNA'sına kadar analiz edebilecek kapasitedesiniz o kadar söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Yani bir tanesi 10 yıldır seçmelerin her yerinde bütün yarışmacıları Ezbere biliyor. Bütün kodlarına kadar biliyor. Bir de e, beyin yapısı itibariyle de obsesif bir tip. Bir şey takıldığı zaman <laughs> sonuna kadar öğreniyor. Biliyor falan. Yani <laughs> kapasite çok yüksek. Abi, abi. Evet. Sağlar, Öbür tarafta da çok tecrübeli bir isim gerçekten. Şimdi bir Survivor yaşamış. Onun dışında yani e, konular hakim. E, yıllardır işin içinde çok yani bilerek bulunmuşsun. Hiçbir yani, şey olarak beğenmiyor. Siz yani, beğenmiyor değilim. Yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> yorumcu olarak. Yorumcu olarak mükemmelsiniz. Ama Gerçek anlamda söylüyorum. <laughs> yani bak. Bir voleybol maçı bunlara katil Bir voleybol maçı abi. bunlara bence de katil olamıyor Dominik'teki voleybol maçının yüzünden bir sakatlanma O bence senin Survivor. 10 yıl sonra insanların değişmediğinin bir özetiydi biliyor musun o? Sen kazanmak için her şey mübah diyen bir tipsin. Survivor'da bunu yaptın. <laughs> Halk sana dur dedi. Tek oylama yaptık o sene. O oylamada rekor kırdırdın kıza. Merve'ye selamlar. Helal olsun. Tebrikler Merve. %80'e 20 çıkmaz bir oylama. Bu terbiyesizliktir yani. Tek kazanan Merve. Evet. tek oylama <laughs> yaptık. 80-20 çıktı. Bak tek oylama. sen bu zihniyetinden hayatta da vazgeçmen lazım. Haklı çıkmak için sen böyle bir şeyler anlatıyorsun ya. Sana bir şey soruldu sorulduğu zaman bak sen bugün ada konseyi gör. Türkiye çıldırır biliyor musun? Bak bir gün ya bunu da yapacağım. Böyle bir projem var. Sana SMS saçtıracağım. Bana niye savunacaksın? <laughs> seni eleyecekler. Bütün panoramalarda şey yapalım. Tamam SM bir ada SMS... konseyi kuralım. <laughs> Orada şey yalanlar çıkabilir. Panorama ada konseyi yapacağım bak bir gün. SMS değil tabi de sonuçta bunun... Sen yönlendirdin şu an halkı. Evet. İnsanlar seni daha çok seviyor ama. <laughs> Şimdi mağdur yarattım değil mi? Mağdur. Aslında bak, ama şu an bir mağdur yarattım. olabilir. Ben peki tamam yani soruyorum. Anket <laughs> İnsan sempatik mi? <büyük> sorum bu. <laughs> Hayır belki ben yolluyorum. Hayır. Az önce Poyraz'ı eleştirmişim yapma. <laughs> Tam böyle <laughs> yüksek bir fabrik. Poyraz'lar size soruyorum. İhsan yazar mısın bir? bana koy ankete. İnsan, Abi bu olmaz ya. Ne? Abi geçen sene sadece sen... İhsan yaz evet. <laughs> anketi İhsan söylüyorum. evet hayır. Anketi söylüyorum. İhsan evet hayır yap abi. Abi geçen evet, sene e, ben, vereyim. böyle bir anket yapmaya kalktı hemen müdahale ettin ya. Ettim şimdi ben yapıyorum işte. Bu <laughs> kadar yaptırmam bunu. İhsan yaz. Altına evet hayır yap. Tamam. Orada soru sempatik mi değildi ama. Antipatik ay, ben evet, olsun. Evet. Ya seyirci cin gibi abi anlıyor zaten. Evet hayır tamam. tamam. İnsan, evet hayır. Gökhan hiç o kadar söyleyemeyeceğim ama yani. E, geçen Gökhan senden de çok bahsetmedik kadar. Sen arkadaşını savunuyorsun herhalde. Evet abi ben insanı savunurum. Ama genel bizim programı sağladın ya. Evet, sabah köründeki programımızla ilgili Yok. bir şey söyledim. program... <laughs> <laughs> ben <laughs> size Bizim sizi sabah koymamızın sebebi güne yüksek başlamamız bu arada. Beşikli, Onu da söyleyeyim de. Ama yani, öyle dediğin zaman kalbimiz kazanıyorsun gün. abi. Hayır yani gerçek bu zaten. Ben kendi bindiğimde o kesecek halim herhalde. Sizi öğlene koyarak bütün gününüzün yüksek olmasını istiyoruz. O yüzden zaten öğlendesiniz. Ben kusura bakmayın kalkamadığım için programı akşama aldık. Yani şu anda kalkamadım derken de 8'de ben daha uyumamıştım yani. Biz de 7'de beraber. Şu anda, evet, beraber. Beraberdik pardon. <laughs> Siz de kalkamazsınız diye programı <laughs> evet yaptık. Yani Dominik saatine göre şu anda bir program yapıyoruz. Seyircilerimizden özür diliyoruz. Bugünkü saat değişikliği de üzülmeyin. Eski saat mutlaka. <gülüyor> <gülüyor> bu güzel bir şeyirdik burada ama olsun. eski saatler ne olacak? <laughs> İyi tabii teşekkürler Allah, abi. Teşekkür ederiz abi. Evet. <laughs> <laughs> Ekzenle ilgili bizim için bir şey düşünüyordun ama o projeyi sen sanki eee yani Ekzenle ilgili evet. ben sahiplenmedim. Ee, şu an Ama çok da güzel oldu o yüzden yani. Evet, evet. Projen yani, olduğunu bilmiyorlar Şu mi? noktada evet, şu noktada e, o hamleyi yapmak istemedik. E, çok güzel bir ritim yakalandı seyirci işin içinde. E, o yüzden hani e, bu, bu sene için yapmayacağız ama sene All Star olacağız zaman <laughs> tabii ki. Sene All Star oluyor mu? Bence olacak. Olabilir. Sorduk çünkü evet. çünkü oylama mut müthiş oylama. ya. Abi, Kimler 70 olabilir? 70 çıktı. Kimler 80 çıktı. Oğuzlar'da. Kimler oldu? Bir kere kesinlikle hiç katılmamış. Yani Oğuzlar'a görmemiş. Hiç katılmamış değil. derken şöyle. yeni son 3 son, son, yıl. Son 3 yıldan, son 4 yıldan ne bileyim oradan bir Oğuzlar düşünüyoruz. Son yani 3 yıl, son yıl son artık katılmamışlar orada. 3 yıl mı 4 yıl mi oluyor? 3. Yıl, 3 mi oldu? Hayır E, şey de var. 2018'de oldu. 2018. Sonra Türkiye, Yunanistan. Ama o, o, hayır. Hepsi ilk defa All Star'a katılacak diye bir şey yok. Ha tamam. O zaman Öyle değil. Tamam. Son dönemden All Star yapacağız. Tamam. Son dönemden. Yani ağırlık son dönem olacak. Yani Survivor'a katılmış kişi All Star'a gelebilir zaten. Daha önce var. All Star'a katılmış isimlerden. O da olabilir. olabilir. Turabi biliyorsun iki kere üçüncüyü, üçüncüyü kazanamadı. Üçüncüyü kazandı. Olabilir diyorsun. Yani biz yine Turabi, Adem'i görebiliriz. Hayır. Hiç Bence <laughs> e, say, say, Adem deyince yani e, Adem'le de geçen konuştuk zaten. Hani ondan da fikir almak istiyorum. Biraz yarışmacı tarafından da fikir almak istiyorum. Hı. Adem de bizim için çok değerli bir yarışmacı. Yani Dominik'ten geçen aradım gece 3 yılında sağ olsun. Abi ne haber diye ya işte. açtı. <laughs> yani e, yarışmacıları böyle olgunlaştırırken beraber yarışmacı tarafından da mutlaka bir destek alacağız yani. Ve güzel bir takım ortaya kuracağız. Yani. All Star çok iyi olur. İnşallah. Yani. Biz de Ünlü gönüllü yine, yine ünlülerde yarışan, gönüllülerde yarışan şeklinde. Öyle düşünürüz evet. Hı hı. Yani şu andaki yani biz bunun tam e, toplantısını yapmadık açıkçası. Ama bütün çevre ve ben seyircimize sorduğum zaman ki bu 80lik yüzde eee All-star istiyor bence. Ben de istiyorum mesela. Olmalı. Ben de istiyorum. Yani yani şöyle e, yanlış anlamayın e, mesela Anıl Berkli sezonumuz da var biliyorsunuz. Evet. Müthiş bir yarışmacı. Yani o da, all, -Star. all -Star bekliyor all -Star karşı yarıştı. Evet. evet. All-star'ı bekliyor şu anda mesela o da. Ben yani, evet çok Anıl Berk. Anıl Berk baki All-star'da olacak mı yani? Büyük ihtimal. Bence olmalı. Yani ben ben bu arada yani seyircimiz bilmiyorum bunu ne bilir de ben All-star'ı kendim seçmiyorum. Biz hatırlarsanız yani bütün bu tür olaylarda hep beraber yaptığımız toplantı var. O toplantıda altı kişi birden aman olmasın derse ben bir yarışmacı olsun. Peki, Acun Ilıcan'ın istediği isimler diye bir şey söylersen. Yok. Üç tane kadın, üç tane erkek isim söylesin. Rating tamam. oyunu söyledim ama. Adam programı moda Reklam sonrası. Mı? Sen ne öğrendin e, abi? Evet, yani. bence reklam sonrası Acun abi ikişer... E, e, en iki bize... azından iki kadın, iki erkek bize söylersin. Tamam, reklamdan sonra söyleyeceğim. Tamam, süper. Çünkü o, on dakika ister. Hayır 10 dakika ister. Çalışacağım diyorsun değil mi? İkide domine soracağım. Ondan sonra onay alayım. Tamam abi. Ee, banko davet edeceğimiz isim söyleyelim. Süper. Hadi of. Tamam. Bayıldım şu an. <laughs> Yanlışlıkla güzel soru sordun biliyor musun? Yani yani yani. Olcan abiyle çalıştık. Programın <laughs> naturalini görüyor musun? <laughs> Yanlışlıkla değil ondan açmalama. ama. bunu Olcan abiyle çalıştım yukarıda. Versin. Ne soralım diye. Peki abi bir sorum daha kalmış başka sorum yok. Bitiyor. <gülüyor> <Onasın> <gülüyor> ben sorarım sorum. <laughs> tamam. Ol. Ödüller abi ee, yükselmeye başladı. Bu sene böyle wow diyeceğim. Her sene bir şeyler oluyor çünkü. Yok ama halen pandemi baskısı yaşıyoruz biliyorsunuz. Yaşıyorsunuz evet. ama yani. geçen sene de yaşıyordunuz abi. Ona evet. rağmen hak hakikaten uçurdunlar. Artık bundan sonra yükselme dönemindeyiz. Yükselme bundan sonra yükselme dönemi. Tabii. Bu iki aylık dönemde biz ya mesela Yunan yarışmacılara eee maye müdülü vereceğiz. Açıkçası e, bize veremeyeceğiz onu şu anda. Yani onun sebebi de Pandemiden dolayı konsolosluk kapalıydı, vize alınamadık. Evet, Orada güzel bir mayın ödülü vardı aslında ama... Aa, çok iyi ödülmüş. Ama yine telafi zaman. oldu. Coco Bongo'ya gidemiyorlar ama Coco Bongo geliyor getir, mesela. Tabii, büyük <gülüyor> gelişmeler <gülüyor> evet. var o konuda yani. Coco Bongo ödülü çok güzeldi zaten evet, de. Harika. Onun dışında da şimdi sevgili Gizem bizim sağ olsun, Gizem İstifer. Ertan, Ertan da diyebiliriz. Evet. <laughs> Gizem Ertan, Dominik'te ödüller konusunda geçen sene zaten başka boyuta taşıdı bizi. Şimdi de 24 saat ödülü düşünüyor. Hani sağ olsun, yıllardır da beraberiz. Çok emeği var. Birçok organizasyonumuzda Survivor'da yıllardır domine yer işte düşünen yani, o kadar artık işin içinde. Ve çok güzel alternatiflerle geliyor devamlı. çok güzel şeyler yapacağız. İnşallah. Abi bir şey demiştin. Toplu SMS'i bize bağlandığın bir yayın vardı Panorama hı hı. şey akşam üstüne bağlanmıştın. Orada toplu SMS'i biraz daha ileri vakitte yapacağız. Evet. Ne kadar ileri vakit? Mesela bu yani son kaçta olabilir? Zaten son 10'da çeyrek final başlıyor. Ve muhtemelen de ondan sonra hep takımlar karışacak anladığımız. Ondan sonra o toplu SMS son kaç Ya kişi orada var? şimdi bütün teknik olanakları zorlayarak insan aslında real time konseyleri zorlayabiliriz. Oralardayım aslında. Yani onu yapmak istiyorum. Belli bir bölgede real time konsey olsa ne kadar güzel olur. Bunun teknik olarak sıkıntısı ne boyutta? Şimdi şey... sona kadar real time gidecek yani bir bölgeyi öyle real time geçer miyiz diye düşünüyoruz şu anda. Şimdi sıkıntımızı ben anlatayım size. Hı. Seyircilerimiz de bunu çok iyi bilsinler. Şimdi bir yandan hızlandırılmış çekime geçmen gerekiyor. Çünkü bizim Türkiye'ye dönmemiz lazım. Türkiye'ye dönmemiz için orada bir birikim yapılması lazım. Birikim yapılması için de hızlandırılmış çekim dediğimiz bölgeye giriyoruz. Kabul. Ee, öte yandan da şöyle bir sıkıntı var. Hani real time'a dönmeye kalkıp da hani arada başka bir 3 gün ara verdik, Türkiye'ye döndük, 5 gün ara verdik desem bile Real time'lik sıkıntıda şu yarışmacı ödülü kazanıyor, ödüle gidemiyor. Şimdi ödüle gidecek, onu çekeceksin, montajca nasıl vereceksin? Hani biz konseyi real time verebilirsin. Ama bu dediğimi veremezsin. Evet. ya. Yani. Şimdi o real time'ın da o sıkıntısı var. Bu bir bilim dalı. Bizim bu toplantımız 5 saat falan sürüyor. <laughs> Ama yani hepimizin ortak en fikir olduğu konu şu. Kurallarda da sonuçta bu seneki kuralları ortaya koyarken... Ee, yarışmacının e, başarısı üzerine mutlaka son dörde gitmesi lazım. Hem fikir misiniz? Kesinlikle. Evet. Yarışmacı aşırı başarılı ise son döne. Altıda beş yapıyorsa gitmesi lazım. Evet. 6'da Altıda beş yaptı diye elenmemesi lazım. En azından seyirci tarafına elenmesi lazım. Evet. Bizim Abi, yaşadığımız ızdırap neydi geçen sene? Evet. Yani e, çocuk dörtte 4 mü yaptı, beşte beş mi yaptı? Bir tane, bir tane kaybetti yani. gitti. Olmaz. Yani 5'te beşi seyirci takdir edecek. Çok üzüldüm oldu. mesela. Evet. Ama yani sonuçta... Ama o geçen sene toplu SMS oyunlardan önce alınmak zorundaydı. Hezvuruz, yani. yani. her sene yani. evet. Üzülüyoruz, üzülüyoruz da yani şöyle bir konu var. Ben şunu da söyleyeyim. Bana göre geçen seneki oy durumlarına baktığım zaman o ara kapanır bir oy farkı değildi ama en azından biz bunu keşke hani böyle yaşamasaydık. Sercan da içinden leopar şey. çıkacağını tahmin <laughs> evet. evet Performansın sonunda oy inanılmaz yaptı. Valla ama üzülmüştüm ben de onun elenmesine. Hatta belki de böyle şeyler işte kuralların değişmesine vesile oluyor. E tabii ki de hepsi evet. bir tecrübe. Bundan önce evet. yıllarca kullanılan bir kuralı işte Sercan geldi belki de öyle bir şey yaptı ki hımm dedin. Yani %90'la belki işleyen bir kuraldı ama değiştirmek zorunda kaldık. Evet. Şimdi daha bir finalle ilgili sorular sormak istiyorum. Ee, bizim Surrey finalini sen e, Haziran ayının sonlarında düşünüyorsun. Yine İstanbul mu? Çünkü çok güzel olmuştu İstanbul'daki final. Yine İstanbul mu olur? Ee, yine Haziran sonu... Final İstanbul'a yakın şu anda. İstanbul'a yakın. Ben o sırada oylamalara da bakıyorum. Ee, He. Seyircilerimiz sağ olsunlar. Bakıyorum şu anda. Ben bakamıyorum. Gökhan evet. Aleyne Çalışkan Dora kim haklı? aleyne Çalışkan %72. Bizim masayla paralel gitmiş. Masaya baksana sen olsun. <laughs> Buradan da masaya <laughs> bağlı de bilir değil ya. Gitmeye de bilir. Yani olabilir. Buradan masaya olmuş. bağlı helal olsun. O da senin başarın. <laughs> Sergen İsmail kim haklı? Hadi İsmail bakayım. Demişlerdir İsmail demişlerdir. Sen baktın hemen oradan. Baktım. Ya Bir şey de bakma ya. Neye baktım? Sonuca. Hayır. Tahmin et. Sergen İsmail'de mi? Evet. 40'a 60. Kim? 40 Sergen 60 İsmail diyor. Bence zaten İsmail haklı konuda. Evet. Kaç çıkmıştır? Kaç, kaç... çıkmıştır? Benim Neye güzel seyircim ne demiştir söyle. %50'nin üstünde İsmail demiştir. %70'lerde İsmail haklı demişlerdir. 52 Sergen 48 İsmail. Aa, Aa, çok eşit. Ben şok. Bilmiyorum. <laughs> 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 Olabilir. Sergenciler mi ayakta bugün? Aa. İhsan. <laughs> <laughs> i̇şte Oy 250 kim? 500 bin, şu an iki, daha 250 bin gelmiş. Mi? Daha yeni koymuşlar. Çok az. 600 bin, 700 bin olunca söyleyeyim. Niye şimdi söylemiyorsun? Demek ki şu an İhsan'ın İhsan lehine bir durum var. Keşke. <laughs> <laughs> çeşke. <gülüyor> çeşke. <gülüyor> Dur ben bakmak istiyorum. <laughs> <laughs> Yap. evet İhsan'ı birazdan açıklayacağım. Tüh ya bakamıyorum elim koluma. <laughs> Abi final dedik ee, İstanbul evet. diyorsun. İstanbul'a yakın diyorsun. Tarih, Haziran sonu. Gibi Haziran sonu evet. Tamam. Haziran sonu. Yani orada açıkçası tarihte şöyle bir olay var. Milli <laughs> maçlarımız var biliyorsunuz. İlk <laughs> turda beraber olacağız. Milli takımın e, Avrupa Şampiyonası'nda daha doğrusu ilk turu bittiği yerde e, o arada yapacağız. 25-26 oluyor galiba Haziran. Aa, süper tam gün evet, geldi. İnşallah çeyrek finaller öncesi olur. Milli takımımız. İnşallah. Tabii tabii inşallah yani. Yani o çok çok mutlu eder zaten. Jenerasyondan çok umutluyuz. o abi. sırada o tarihler bizi felç etti. Azerbaycan'da bir de Dominik'ten Türkiye'ye geliyorduk az kaldı. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya Dominik'ten mesela hani İtalya'ya gelsen 3 saat az uçuyorsun değil mi? Evet. <laughs> İngiltere'den 5-4 saat Avrupa şampiyonası evet. için. Avrupa'da nereye olsa 3 saat az uçacağız değil mi? Maça geleceğiz <laughs> evet, ya. Yani. Evet evet. Bir saat daha gel. Bir saat 20? <laughs> bir, bir mi? buçuk saat. Ben gittim bakıyor kaç iki saat. saat ya. 2 saat. 2 saat. Mi? 2 15 falan sürer. 2 15 fazla uçacağız. <laughs> Biz herhalde dünyanın öbür tarafından falan da oluşuruz ha. Yok o, bakıyor Bakü bak, için değil o şey için olurdu ama. <laughs> Bakü bir hesap yok. Hindistan ya. olurdu Hindistan. Şey Yine kafa yerim. kafaya çıkardı ama Hindistan olabilirdi. Yok. Bak hemen bir iddialaşmak istiyorsun. Hayır, Hindistan ya. da olmaz. Ha, Hindistan benle dans etme bak benle dans etme. Hindistan da Hindistan Hindistan olmaz. Hindistan olmaz mı? Olmaz. olmaz. Japonya olur belki. Belki evet. Japonya ne olur? Japonya orta olur abi. Japonya tam orta olur. Tam orta olur. Olmaz var mı sizde? Ben ortak olmaz diyorum. Sen hala normalden gidilir diyorsun. Ben, cevabı söylemedim. Sen söyle ben de söyleyeceğim. Ee, e, söyle mi? O çok şu an çok zor bir soru ama. Öyle hemen hemen kafada. Bence değil. Hemen kafada oluşmaz. Bence değil. Hawaii. Ha o, Hawaii. Ne? Efendim? Hawaii. Hawaii. Ben hepsini söylerim. Siz yani cahil olan sizsiniz. Oğlum. Hawaii Siz Pasifik'ten mi? kesin ya. Yani bana sorun yani. Arkadan. Yok, Bence Tokyo şey sıkıntılı abi. Tokyo ortada bir yerde. Ama çok aşağıda. Oradan bir sıkıntı var. Ee, Dominik'ten sen. Tokio ortada mı? Değil mi? Dominik, Tokyo. Abi çünkü Los Angeles uçakları... Şu an kimse anlamadı şu Los Angeles uçakları... <laughs> buradan gidiyor. Bizim, bizim konuşmamda <laughs> konu maksadını açtı yalnız. <laughs> evet evet. Konucam evet, evet. bambaşka bir yerde. Evet. <laughs> Biz bunu sahurda tartışalım. Evet aynen. Evet. <laughs> abi tamam sorular bitti. Bitti <laughs> tamam. <laughs> tamam. Bundan sonra söz bende. Bundan hazırlananlar abi. <laughs> Yok bence güzel bir sezon geçiriyoruz öncelikle. Ee, bu konuda seyircimize de teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir ilgi de yaşıyoruz buradaki tek bir amacımız var bizim hakkaniyet. Yani hakkaniyeti bir şekilde bozmamak. Seyircilerimizin bu konuda yani şunu iyi anlaması lazım ki hani serçe so sormadığımız bir program yaparız. İstediğimizde yaparız kötü niyet olsa devam et git ondan sonra değil mi? Hani bugün biz SMS oylamasını yapmamızın tek sebebi var. İnternette orada burada her yerde manipülasyon olabilir. Tek olmayacak yer SMS uygulaması. Şu anda SMS'in server'daki e, rolünün de hepiniz farkındasınız hepiniz. Yani her şey SMS'le belirleniyor. Seyirci takdir ediyor ve son derece adil bir jüri var. Her zaman söylüyorum Survivor atletizm değil. Survivor bildiğin e, karakter yarışması da bir değil bir tek. Survivor dünyanın en zor şartlarında bu süreçte kurulan bir yaşam. Bu yaşamda da bu zor şartlarda bu yaşamı en çok hak edip e, takımına faydalı olup bir yandan seyircinin takdirini kazanan, bir ortada her taraftan biraz bir şeylerin olması gereken bir yarışmacının en çok sevilen ve yılın sörver olduğu bir yarışma. Ama şunun altını çizerek söylüyorum. Mesela oylar son 4 hafta acayip yükseldi. Şimdi bütün yarışmacıların sevdiği insanlar, bütün yarışmacılar seviliyor. Ve o yüzden de yarışmacılara çok ciddi derecede oy da geliyor. E o zaman da oy geliyor, niye birinci olmadı diyebilirsin. Ama öbürüne de çok daha çok oy geliyor. Mühim olan burada en sonunda işi kim götürecek diye. Çok önemli bir sürece giriyoruz bence. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz ama mesela şu kazanır ben inan diyemem. Bak bu, bu, bu sene dörtleri koyalım hepimiz yanılırız. Ama istiyorsan koyalım. Geçen sene de... <laughs> sen de. yapalım. Üç, üç, yapanlar olmuştu. Son <laughs> dördü yap hadi. Son dördü yap hadi buyur. Yapar mısın ya yapmaz mısın? Biz yorumcum Yorumcum yapmam diyebilirsin, değil mi? Bunu off the record yaparım. Off, record, off gibi record yaparız. Şimdi burada hani evet. yapmaya kalkarız? Evet. Yanlış Yanlış evet, anlaşılır, evet. Evet. evet yani. Evet, diyorsun, yani, tutmuyorsun'a iş. Tamam, doğru, haklısın. Ama en azından şunun en fikir miyiz? Hani dörtte dört bulurum diye düşünmüyorsun mesela herhalde, değil mi? Çok zorlanırım. Çok zor, bu çünkü çok gerçekten zor. dediğinde çok haklısın. Bu sene favoriler bir anda değişiyor. Ya 15. haftada bilmiyorum böyle bir örnek verme. Survivor'un 15. haftasında gönüller takımında da ünlüler takımında da bugüne kadar hiç birinci olmamış iki tane isim birinci oluyor. Evet. Bence bu muazzam çarpıcı bir örnek zaten. Bu bile hala seyircinin bir şeye karar vermediğini, hala tepki oylarının çok değerli e, ortalıkta gezdiğine falan bir kanıt. Evet aynı göstereyim. Yani sıralamalara bakarsan aslında sürekli 3'te 4'te gezen isimler var. Hı hı. Bunların taban oyu var bence. Ama bunların bazı konseylerde yıkılması da şunu gösteriyor. Yani son konseyler tarihi olur final canlı yayını tarihi olur. Yani evet. ben çok final canlı yayını biliyorum ki anlatma, isim vermeyeceğim ama önümde noterden oy geldiği zaman böyle ortasıydı oylamanın 1 milyon 800 bin falan oy vardı. 900'e 901 bin filandı. Yani oylama. Öyle gidiyordu. Öyle bir final yaşadım yani. Bizim sonra değilmiş. değişti <laughs> Son değilmiş. De. De. <laughs> E işte değişti değil ama yani final yani böyle bir biri öne geçiyor biri öne geçiyor finalini yaşadım ve e, gerçekten orada ne yapacağımı şaşırdım heyecandan yani çünkü sonuçta unutmayın e, oylama devam ederken e, bir şekilde hani e, oylamanın sonunda gelmiyor bize lak diye sonuç sonuçta oylamanın biz ortasında da biliyoruz orada da biliyoruz yani sonuçta noter orada e, noter tasdik ediyor tasdik ediyor tasdik ediyor ve bir oylama şey yapıyor orada çok büyük heyecan yaşadığımız oluyor yani o yüzden Hani bu sene biraz oradayız gibi hissediyorum. Yani konuşmalar, e, oradaki ne bileyim son dakika olayları çok dikkat çekiyor. Evet sürprizlerle dolu bir sene. Evet, ben evet. de katılıyorum abi sana. Yani ee... yarışmacılar yani bu için bazı mesela bazı doğruları var. Bunu eminim hepsi biliyor. Hı hı. Çünkü hepsi serveri on kere seyretmiş ya. Evet. Ama uygulayamıyor işte. Çünkü uygulamak çok zor. Bu kız elini kırdı ya mesela. <laughs> O da elini kırdığı zaman yarışamayacağını biliyor. Elini kırdı ama. Evet. Orada olmuyor işte. O 20 gün dayanıyorsun, bir ay dayanıyorsun, bir buçuk ay evet. Ama <laughs> ikinci ay, üçüncü ay artık orada şey kolay ya değil. Bir daha bir her duruma göre farklı analiz yeteneği her insanda yüzlerinden üzerinden yüz gelişemez ki. Yani şimdi orada öyle özel olaylar oluyor ki işte bu sene şeylerde çok gördük konseylerde. Her konsey kendi özelinde çok yani son 5-6 konseyden bahsediyorum. O kadar değişik ki onu yani öyle bir insan yok dünyada onu kafasında izlediği Survivor'lara göre yani. analiz edecek de ona göre davranacak. Orada işte gerçek karakter ortaya çıkıyor. Zaten Survivor'un güzelliği de bu bence abi. Çok zor analiz etmek. Evet. Analiz edemezsin. Bize edemeyiz meydan ya. Biz ertesi ama gün hep beraber konuşalım ve dördümüz hayatım. yine farklı şeyler söyleriz yani. İzleyip de üstüne o yüzden orada analiz etmek çok zor. Zaten Survivor'un güzelliği de buradan kaynaklanıyor bence. Bir ödül var kafamda ama çok gitirdiyim. Tartışma mı götüreceksin abi? abi? <laughs> Tartışalım abi. Uçuk bir ödül Açık. Daha uçu ne olur? Türkiye'ye getirdin yarışmacıları. Başka bir şey. Yok. Ya bu şu anda yarışmacılar koma girerler yani. <laughs> Allah Allah. Bir şey düşünelim abi. Bayramın en büyük özelliği nedir? Bayramlaşmak. Bayramlaşmak. <laughs> Bayram aşı. Aa. <laughs> <laughs> Şeker tatlı. <laughs> Bayramlaşmak. Yemek. Bayramlaşmak. Sevdiklerin, annesi sevdiklerin anne mı gelecek? Kazanan takım sevdiklerini hocam. oraya götüreceksin. Birer kişi kişi. Şöyle bir konu var. Oh, Burada kendi oldu. Evet. E, yani <laughs> bir kere yapmıştık herhalde değil mi? Ya diyor, Aa, iki, kere. Iki, iki kere yaptık. E, fakat buradaki en önemli konu şu. Şimdi konuşmaların tamamen onda rekor olması gerekiyor. Hı. Ve e, ailenin de en ufak bir şekilde bir şey söylememesi gerekiyor. Yani en ufak derken yani normal sevdiğinden mektup alabiliyorsun. Kendine dikkat et yani daha istekli o falan böyle ama dışarıdan e, fazla bilgi böyle vermemesi gerektiği için e, buradaki o görüşme Sizce ee, size yeterli olur diyorsanız yani muazzam bir bayram bizi bekliyor bir. Çok güzel oldu. Evet. Zaten uçak geliyor öyle <laughs> şey. Yani yarım saat maksimum böyle bir kere şey yapıyor. Yani, 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 içinde Bunu Amerika'da olur, şöyle, şöyle yaptılar. Evet. Amerika'da şöyle yaptılar. Ben onu bir türlü vicdanım el vermiyor ama yani orada da oyunun kalibresini çok arttırır. Amerika'da getirirler akrabaları. Kazanan görüştü, kazanamayan görüşmedi. O bizde olmaz abi. O bizde var ya orada görüyoruz. Evet olmaz abi. Çok uzaktan bir kere gösterdiğimiz olmuş sizin. Hayır hayır verdik birer dakika verdik diye. Evet öyle yani. Az birer, birer dakika. dakika oraya kadar dakika girip, birer abi. dakika falan gösterdi. Evet. Olabilir. O ne zamanıydı ben hatırlıyorum. Ben yani Gizem'le Hakan'ın buluşmasını hatırlıyorum. Evet. Yani. evet. Ama ne alamıştı ya. <gülüyor> <gülüyor> Gizem ya neler. <laughs> Dur abi <ama> buluşmayı hatırlatın şey. Evet. Gizem var ya. Ne oluyoruz demiştik yani cenaze mi kalktı ne oldu yani şey olur mu kız abi haftalarda aylardır Abi tamam gördüm. da yani ben ona yokum işte anladın mı? Hani sevincin şeye dönüşme bölümü öyle ama, ama. Olur, ama olur abi, abi olmaz mı? Şimdi yani sen böyle bir şey diyorsun ben şimdi yarışmacıyım bayramda benim karşıma çıkacak annem babam Allah yani. E doğrudur abi daha. Ya peki oyuna başlamadan bunu bilirsen? Oyuna başlamadan? Oyunda kan oyun farklı oyun, bir oyun evet. olur yani. Oyun evet. E ne yapalım? Bu da yaşadık. Oyuna çıkacaksınız mesela. Zaten diyoruz ki mektup gel Gerçi Hanzade yok. Ağlaması gibi düştü <laughs> ama. Yüzde kadar çıkmıştı bir şehri biliyor musun Hanzade'nin? Gözyaşı şehri. Evet, evet. Ondan sonra şey, şu anda e, ama ailenizden birer kişi şu anda. Ya bir de Çağrı çok ağlıyordu. Çağrı da çünkü. Çağrı da. Evet. evet Çağrı da gitti. O da kavuştu. O da kavuştu. Abi ben olur mu? Ben sevdim bu ödülü. Birer kişi mi? Bence çok güzel. İki. İki mi? İki abi. İkişer. Şeref. Şeycimize hemen soruyorum. Diler mi hiç? Aile ödülü, hayır. Aile, aile ödülü verelim mi? Bayramda, Survivor'da ailelerle görüşme, ödülü. görüşme ödülü verelim mi? Soru sor. Gökhan sor. Çok güzel olur. Instagram ben... hesabımda benim story'e koy. Hemen, Bayramda bu 90 sevdiğiniz falan cüğüncü. çıkar. Şey, <laughs> Dominik Hayır şöyle bir dakika. Ben iki, iki tarafını da söyleyeyim ama yarışmacının psikolojisi bozulacak. Kaybeden çok üzülecek. Evet. Bunları da hesaba Kazanır, katarak. Kazanın da bozulacak. Görecek, gidecek, yine bozulacak. Evet. Ama yarış bu böyle. Ya Tabii İstanbul'da ne ben, oluyor biliyor musun? Ben sonra iki kazanmadım dedim. İstanbul. Abi, Yemin oyun... Onu... öyle. Kendine oraya. Yurt <laughs> <Sen, Hayır. ne gülüyor> <de> tesellisi. <laughs> Yok git, gitmeden önce Damla <laughs> de. Damla da artistlik yaptı biliyorsun. Gitmeyebilirim diye. Evet. Sonra uçakta <laughs> gördü. Ama Zana şöyle eve gelip yani çocuğu görüp gitmek çok zor. Ya sen Kazananlar... çocuğu falan karıştırma şimdi. Sen başka psikolojiye sokma bizi. Kazananlar da üzülecekler. Çocuk değil burada. Kazananlar şey... da üzülecekler. Ama bu yarışmanın en güzel yanı bu zaten. Kazanlar duygularını... üzülecek diyor. Delirdin mi? Evet. Ya? Evet. Ya. evet üzülecekler. Üzülecek? Aa annem asla geldi. Asla yetmez. Allah kahretsin. Hayır asla yetmez. Annesini görecek. Ertesi <laughs> gün gidecek ya. Sürekli ya, bir saat Herkesin son <laughs> düzlükteyiz. Bak bunu Mart'ta desen bana neyse. Zaten, zaten bir, bir ay kalmış olacak. E, bir, yani bir ay kalmış. Dört hafta, hafta 5, kalmış 5, olacak. 5, 5, zamanlama çok doğru zamanlama arkadaşlar. Yapmayın. Bayramda eleme yapma. Yapma elemeyi bir haftalık. Diyeceksin ki size iki tane haberim var. Eleme yapmıyoruz. Tamam. Oylamayı çaktın mı? <laughs> ya, yapmıyoruz elemi. Ee, i̇ki oyun oynayacaksınız. Ya Sema orada saçmalama nasıl üzülürler ya. Yakıtı fullleyecek ya şey kazanan takım. Abi? Öyle ben, şey ben ya. şey Yakıtı fullleyecek ya, ya. devam, ya, ya. devam ya, ya. edecek. Dört hafta kaldı diyecek. Ben şampiyon, hafta, diyecek. ben falan olurum. Dört, dört hafta kaldı Size diyecek. Size işte istatistik söyleyeyim. Bunu görenler şampiyon olmuş olabilir biliyor musun? Öyle bir gaz alıyorsun ki orada. Evet evet onu diyorum. Ya zaten son 4 5 hafta kalıyor. Son dişini sıkacaksın Adem Oldu. Yemek yiyeceksin. Mesela değil mi? Adem oldu. Evet. Kazanmış değil mi o ödülü? Tabii. Kardeşi gelmişti evet kardeşiyle annesi gelmiş. Kaç tane gelmiş? Bravo. Bu Kazanmış motivasyonla Şeyfi Acun Medya'yı kazanır ya kazanır. Ya bu Şubat'ın başı ödülü değil yani bu evet. artık. Evet. Son, son son duygular, duygular değişecek yani olmuş, ben alt 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 demek istiyorum. Son 5 hafta oluyor. Son 6 hafta oluyor. Bayramın sonra ya. kaç hafta kalıyor? 17'den beş hafta kalıyor işte. yani. 5, 5 hafta kalıyor, beş hafta kalıyor işte. 5,5 hafta 5 hafta Hayır abi çekim erken bitecek falan. Evet. Yani gerçi dönmeleri diyorsun değil mi? Evet. evet. 5-6 evet. hafta ne olacak? 1 ay. Fişek Muazzam bir şey. Ben bence oldu bu ödül. Bence şey. de olsun diyorum zaten. Kim kazanırsa da helal hoş olsun valla. Evet. Vallahi bilmiyorum. Güzel şeyler olur. Seyircimiz ne diyor merak ettim de. Bir heyecanlandım. 80'e 20'ye ben şu an imza atarım. 80'e 20. Ya biraz abartıyorum. İnsana karşılıyorsun. severim. İnsana karşılıyorsun. <laughs> i̇nsan, Bütün insan, insan evet var. söyleyeyim mi şu an? Bizim, bizim Melisa insan ne derdi biliyor musun? Küçükken. İnsan. İnsan. <laughs> yok yok Yasemin, 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 Yasemin derdi. Yasemin derdi. Insandı. Yasemin insan Yasemin insan derdi. Yasemin insan derdi. Konuşmuyor i̇nsan. mu seninle? Hayır onun özelliğini. Küçük hala abi. O <laughs> 50'si hala küçük. Hala insan değil. Ben İhsan'ın evet ayarını söyleyeyim zorluyorum saygı. zorluyorum artmıyor biliyor musun? <laughs> 54'e... Arkadaşlar açıklayamayacağım lütfen. Büyüklenin. 54, 56 evet. bence. Hiç bakmadım. İhsan 54. Evet 54. Bana 54 diyor. çıksa... Demek yani sen... Şu, şey... Şu an Acun abinin abi konuşmalarına 15 filini anlıyorum. Bana aynı şey diyor. <laughs> Bak ben terapiye başlıyorum şu anda tamam mı? Terapi. Evet. Konsey sorusu konuşması gibi oldum evet. şimdi. İhsan. <laughs> Senin için söyleyeceklerim bir şeyler var. Evet, senin için başta ben de söylemek istiyorum. Konu şu, ee, sivri kalemler love or hate'tir. <laughs> Anladın mı? Doğruyu söyleyenler her zaman love or hate'tir. Sen böyle herkese yaranıyor olsaydın bu masada olmazdın o zaman. Eyvallah, teşekkür ederim. Öyle Yok, 62, 62. <laughs> ne yapmış 62? 62 yani? pozitif. Öyle Oo. mi? Vay, Seyircim. teşekkür ederim. Ne yaptın? 62'ye mutlu ettim onu Ama 20'yi hissettirince... 62 <laughs> mı? 62 mutlu eder abi insanı zaten. Tabii. Ne olacak yani? Allah razı olsun diyeyim herkese. Hayır, yani, bay bayrağı basanlar da var. Zaten bayrağı şeyini yani. de sen anca e, reklam sonrası açıklasın. Demet Akalın'dan geldi yalnız. Evet mi? Sağ olsun Demet. Demet Erol. Demet eski dostum. De bir anne biliyorsun Eski ablam her bir zaman. Bir anne, bir anne, eski. bir anne yorumu geldi. Yani Bayramlaşma zaman. yap diyor ya, ihtiyaç var. Ağlamak iyidir. Ha, bana evet. Da demiş. Ben, ben, ben bir şey söyleştirdim. Ağlayacak Yok, mı? Yok, sen demiyorum. Sen bu <laughs> konuyu. Ben de, de Ama ben de öyle. Ama şimdi Demet'le benim aram çok, iyidir abi. Evet. Biliyorum canım. Çok eskiden şeydir abla kardeş gibiyizdir biz onunla. Haberim var. Büyük destek olmuştu sana o zamanlar. Olmamıştı ama <laughs> olsun. Hiç, hiç kırılmamıştım mesela. <laughs> <laughs> Bayağı iyi misiniz? Abla kardeş gibi. Olabilir abi. O başka bir şey. Şimdi son ikileri neyi söyleyecektik? Biz All Star'dan ikiler değil mi? All Star'dan i̇ki kadın, daha iki var erkek. Mı? Daha var. Daha var mı? Ama işte bir de bu yeni açıldı. Onun da sonra, da, sonra söylememiz lazım. Neyi? Bu son anket. Son ankete bakıp görürler zaten. Bizim şey söylememiz gerek yok. Doğru diyorsun. Ama biz onun kararını en azından açıkladım. Her Onun yüzdesini görelim de. Bu olur abi ya. Bu, bu e, yarışmayı top. ben çok beğendim evet. abi. Bayramlaşma ya. Yani o kadar içimizdeki bir şey ki zaten. 3 oyun yapmak lazım onu biliyor musun? 2-3 olan iki hafta hafta kazan. 2 olan kazanır. 2 olan kazan. 2 olan bir kazan. 3 olan kazan. 1 hafta oynansa <laughs> yeridir diyor. Ha? Tabii. Evet olur. evet. 1 hafta değil de. 2 olan 3 olan kazanır. 3 oyun abi. 3 oyun mu 3 olan mı? 2 olan. 2 olan evet. 2 olan bence çok hakkaniyetli. 2 de bitebilir yani oyun. Evet hakkaniyetli. 1-1 olmasın 2-0 olur. Bir kaza yaptım annemi göremedim olmasın ya. Evet. Takım olarak yaşın bu ödül. Takımın tamamının e, bir ödülden yararlanmamak çok. Ki oyun çok adaletli olur abi bence. De. Bir şans da olmalı. Mesela e, parkurdan parkura en azından e, farklar var. Yarışmacılar orada değil mi? Hani e, iki parkur yaşamış olmaları lazım bir denge açısından. Tabii tabii hemen bir kere de olmaması. Ama da eşlik etmeyiz lazım ailelere biz yanlarında şey oluyor. Tabii. Sanki. Burada masadaki. Hani <laughs> Sevdiği yorumcuyu Dominik'te görmüyor muyuz? Biz de yani görmüyoruz. Yaşatmaz ki oğlum. Vallahi ben çok iyi madem. <laughs> Neredeydi ben bir kere beraber ben. yolda birbirine girdiler. Hatırlamıyor musunuz? Bende mi? Aileler birbirine girdi. Ha, bilemem oğlum. Evet ben onu da hatırladım. Bilmiyorum. Abi biz ne oluyor biliyor musun? Mesela Kıbrıs'ta oluyordu ya şey. <gülüyor> e, <gülüyor> finalden. <gülüyor> Kıbrıs'ta biz bir gidiyorduk panorama yorumcular olarak böyle Sırat Köprüsü gibi. <laughs> denize kadar <laughs> otelden çıkıp denize gidene kadar Birbirinden sağda solda kime rastlayacağım evet. diye eyvah diyorsun. teyzesi bunun babası evet. amcası. Yani kimse niye yakalarsa orada. 3 <laughs> ay önce sen bunu söyledin. Sevgili Ali abi çok e, duygulandım şu anda Ali Taran. Abi sağ olsun. Ya. Ali Taran'dan abi. mesaj geldi. Gerçekten e, etkilendim şu anda. Evet Ali abi bizi hep izliyor. Hep mesajları destek oluyor sağ olsun. Evet. Bana stüdyoyu bastırma. <gülüyor> <gülüyor> o oyunu yapma. Yok beraber ilgi... başka bir konumuz var o konuya girip çabuk araman gerekiyor yazmış Allah birazdan arayacağım Survivor olan ilgini beni de çok etkiledi. Onun dışında Mahmut Mahmut başka bir şey yazmış ona Miami'den Mahmut mesaj atmış da tebrikler Aha. abi diye Erzurum Spor kazandı on tebrikler. abi'ye de selamlar. <laughs> evet. evet. Abi Yunan yarışmacılarla bir şey olabilir mi? Ha, bir dakika anketler değil mi? Doğulu zinci gidiyor. Yunan'ı şey... sormadınız mı? Sormadık. Ay Yunan tamam. Yunan yarışmacılarla böyle bir hep olurdu çünkü biz milli müsabakalar olurdu filan. Bu sene. Ya onun da şöyle bir sıkıntı var İspan. Ee, yani o işte bir milli takım kazandı kaybetti oyunu sevmedik ya. O iş sevmedik. Geriyor mu yani biraz? Geriyor bir abi. Yani geriyor. Gereksiz geriyor. Yani o o arkadaşlar ülkeyi temsil etmek için orada değiller. Bir anda ona dönüyor filan falan ya. Onlar kendini sorumlu selet. Kaybeden halinde. çok üzülüyor yani. Kaybeden gereksiz çok üzülüyor. Takımlar karıştırarak olur. Mesela Zaten... atıyorum Türk kızlarıyla Yunan erkekleri bir takım. Evet, ya olabilir. Bir takım. Olabilir. Onu, onu düşünüyoruz. Yani, evet, hani. evet. Bir şenlik havasında olur. Bence güzel olur. Bir tane öyle karma oyunu yapmak lazım. Karma evet, karma olursa bence de daha keyifli olur abi. Karma oyun bir tane yapalım. Başka kimler var abi şu an? Hangi ülkeler vardı orada? Burada yok yok şu an. Yani. Orada. Romanya gördük biz. Romanya var, Meksika, Meksika var, var. <laughs> Macaristan var. Romanya'yı iyi gördük. <laughs> Çok kuvvetli. kuvvetli bir var. Gibi evet, gibi. var. Gibi. Ama onlar tabii şimdi Eksatlon olduğu için onlar daha başka bir Romanya Roma Roma Survivor. Romanya Survivor. Roma, Roma. Survivor. Roma Roma Roma. pardon, ben Meksika <laughs> Meksika da Survivor. Bu sene Survivor Meksika. Evet. Evet. Ben şu an karıştırdım abi. Macaristan. Meksika şu anda Survivor. Macaristan Survivor. Romanya Survivor. Türkiye Yunanistan Survivor. Macaristan Eksatlon. Amerika Exactly. Exact. Orada yani dur bakayım Meksika'da işin için alabiliriz. Ama Meksika'daki konsepti biraz uçuk yaptık. Romanya'da alınabilir. Meksika'da ha. böyle çok gerçekten olmaz, olmaz. sporla alakasız bir grubu koyduk oraya. Yani beraber oyun ha. olmaz. mı? Meksikalılar eğlenceli olur. <laughs> Normal Meksikalılar biliyorsun egzaktondaki Meksikalılar sporda uzak, e, uzak bin gezdirsin mi? yani. Sporda uzak insanlar Meksikalılar. Evet. Meksikolar. Survivor'da o konsepti yapıyoruz Meksika'da. Türkiye'de olur mu abi? Bir sene belki yaparız öyle bir şey. Yani, yani hiç spor şey. yapmamış evet. insanlar. Hani böyle... Anti spor zorbağı. <laughs> hani ben mesela ne? araştırıyoruz. Aha bu spor yapmış ele in hemen filan. Geçmişini <laughs> suç <sıçmış>, tamam mı? <laughs> resmi, resmi geliyor adam mesela. Geliyor, <laughs> şey, bir şey, şey, bir şey, şey, spor yaparken hemen Abi, yani. Rek, reklama gitmemiz lazım. Ciddi mi söylüyorsun? Bu, vallahi... Aynı vallahi, geldim ben. Vallahi. Ha, ben bizce daha bizce geldim işte. Abi, İki reklam, geçelim. için beni yiyorsunuz burada biliyor <laughs> musun ya? Ertelenin diyeceğim ama şimdi sen bize söz verdin abi. Aslı Çin'i. Sen Dominik'le bağlanacaktın. Genel müdürümüzün ee, bu konuda kuralları var. Onu ben de aşamam. Aslı Çin'e buradan sevgiler. Evet, yani. Aslı, Çin ne derse olur. Abi iki kadın iki erkek bir bekliyor senle reklamdan sonra. Tamam. Seneye All Star'da olmasını istediğin. Tamam ama bir beş dakika vereceksiniz. mi Vereceğim bir abi reklamı tamam. zaten. Efendim biz bir reklaması reklamlardan sonra karşınızdayız. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi hemen sorularla sana geliyorum. Bir bayramla ilgili soru sormuştuk. Evet bayram... Bayram o... müzesi. Evet. <laughs> Aile, Aile ödülü mü? Aile, Aile, ödülü. ödülü. Senin Bayram yüzden arttı herkes. bu arada. Senin yüzden de artıyor devamlı. Aa, evet, seyircimiz <laughs> Her geçen dakika <de> sana sunuyor. <gülüyor> <gülüyor> Bayram Bayram yüzdesini söylüyorum. Yüzde 87. Of. Tamam evet. abi ben o böyle zaman. bir yüzde görmedim. Oldstar'da bile yüzde Keşkin 81'di. Zaman. 81 Keşkin çıkmıştı zaman. evet. Evet. Olmalı bu yarış ya. Birilerini mutlu edelim abi. Evet. Hem aileleri hem yarışmacıları. Evet. Tamam birileri üzülecek ama. Çok ciddi oy kullanmış. Değil mi? Evet yüzde 87 ile... Ee. Oldu diyelim. Evet. Peki abi All Star. Bize istiyorsan yani e, kimlere isim. teklif gidecek? Tamam, tabii şey ondan konuştuk. müsait olur olmaz bilemeyiz ama. Yani bizim şu anda banco hani e, isim olarak tabi daha var da hani şu anda aklımıza gelen teklif isim gider bizim. diye düşündüğümüz isimler. Evet. Banco hani evet. böyle ilk çırpıda ne gelir. Anıl Berk. Anıl Berk'i andık zaten. Sercan, Sercan. Anıl Berk koşullara başla. Sercan. Sercan. Berkan. Berkan. Çok iyi. Bir de Ogeday Wow. Çok iyi. Beni ben şu an izlerim biliyor musun? Aç şu an izlerim bu dördünü Şu an abi kızları söylüyor. gidiyorlarmış. Evrim. Evrim. Elif. Elif. Seda. Ha. <laughs> Ve Sude. Sude Burcu. Evet, son. E bizim de. şu anda hani e, e, tabii ki Allah bilir de teklif götüreceklerimiz bunlar yani. Biz abi bizim vardır tabii. Tabii daha biz şey yani. tabii yani takımlar. 12 12 başlasa 24 kişi biz 8 kişi saydık şu an yani. Evet. Ama All-Star güzel olur. Çok güzel. Onu da biraz erken zaten belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin. Evet. O da yani çok abi. önemli. Bu işte All-Star'da All All All-Star'da yani öyle çok kolay değil. Hani orada oyun kazanmak falan 6 ay falan çalışmaları lazım yani. evet ya. All-Star'da her olmuşmuş. oyun her oyun 10'a 8, 10'a 9 biter. Belki yaz sonu şey gidecekler diye. Ya böyle yaz sonu da değil, ortasında falan bizim evet. normalde biz hani şu server bitsin tabii. Şu anda can derindeyiz. Biter bitmez ilk işimiz All-Star kadrosunu belirlemek olması lazım bence. İki tarafta mı All Star olur. Oğuzlar ünlüler, Oğuzlar gönüllüler. Evet. Yani yeni yarışma şey yapamadık ya yani o, o, keşke Oğuzların karşısında olmadı. olmadı işte yani. karşısında gönüllü. Yayında Hatırlarsan Mert... sen isyan etmiştin. <laughs> Arkadaşlarımızı evet. getirdin. Yayında Mert'i söylemiştin çağırmıştın. Mert'i burada söylemedik abi. E, dört kişi söyleyeceğim. Mert'i Mert. mi? Mert All Star'da olsun mu yaz abi. <gülüyor> 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 Onu da artık ankette bırakalım. Seyirci Mert istiyor istiyorum bir de seyircime sormam lazım. Ben isterim mesela. Her soru var ve olması gereken bir Mert All Star içinde öyle normal geçen sene gibi o kadar oyun kazanamaz. Ben şimdiden söyleyeyim Mert'e e, çok iyi hazırlanması lazım. Yok, çok iyi hazırlanması lazım. lazım. Evet Mert All Star'da olsun mu diye bir tane soru. Onu artık yayından sonra tamam. beraber inceleriz. Bitti abi bu kadar. Evet. Vallahi çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyorum. Benim yani açıkçası çok yoğun bir iki üç günüm ama bu programa gelmeyi özellikle istedim. E, çünkü sizinle sohbet etmem için müzek. E, sevgili Sema'yı da ayrıca istedim. Yani ne güzel oldu. İyi oldu değil mi? Çok güzel oldu çok abi. İnşallah. Şey 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 geldin abi, iyi ki geldin. <laughs> özellikle hisleri. artık yani ziyaret duydum. bekliyoruz <laughs> demek isterdim ama yani <laughs> sizin gibi istemiyordum ilk anladım. Evet. Siz bence biz geliriz o uçaktan <laughs> var ya o son mesaj. <laughs> Onun ben bedelini, kadın bedelini kadın ödeyeceksiniz. Kim satmadı abi sana mesaj bizden? Yapma ya. Bizde. Biz ne Biz güzel paylaşımlar yaptık. Dostluk Ölce, kazandı bizde. dedik. Mesajlarımız o yöndeydi. Siz manipülatif <laughs> insanlarsınız. Biz. Evet manipülatif insanlarsınız. <laughs> mağlubiyeti asla kabul edemiyorsunuz. Ben şu an burada yansıtma psikolojisi evet. görüyorum. Gerçekten. Evet, gerçekten. Sigmund Freud'un. Evet evet. <laughs> ma mağlubiyeti azmedemeyen insanlarsınız hiçbir zaman. Onu da söyleyeyim. Ya sadece şunu söyleyeyim. Ama ya. sen de azmedemiyorsun abi. Bu <laughs> güzel bir şey. Ben yani bak ben sana. Neyse maçlarımız zaten iyi gidiyor güzel gidiyor abi. Son sen seni hakem yapıyorum. Gökhan'a bir konu anlatacağım. Sadece bir konu. Tamam. <laughs> tamam mı bak, Sadece tamam. bir konu. Tamam. Gökhan beni ayak tesisinde partner. Ben de abimle partnerim. Doktor adam. Değil mi? Doktor adamla ben ikimiz partneriz. Bak ben sadece sana yorumu yapıyorum. Objektif olacak mı söz mü? Ama bir şey söyleyeceğim. Evet. Siz abi Ömer abiyle çok iyi ikilisiniz. İyiyiz tamam. Yıllarca oynuyorsunuz futbolcu Gökhan nasıl? Gökhan nasıl? Çok iyi. Nasıl? Çok iyi. Bütün futbolcularla tek tek oynayabiliyor e, değil evet, mi? Evet, o da iyi. Yani sen bütün de futbolcularla de iyi. Yani Türkiye'de Gökhan bütün futbolcularla oynayabilen, aktif her futbolcu ayak tesisinde tek tek, başa baş oynar mı? Oynar. Demek ki biz iyiyiz. Tamam bu en üst seviye mi? Evet. Kabul ediyor musun? Evet. Şimdi bu adamın partneri sakatlanıyor ve yok o gün. Partner olarak Acun ve Ömer'in karşısına kimi getirdi biliyor musun? Sen biliyor musun konuyu Biliyorsun. Biliyorum. Yani getirdi adam kim biliyor musun? Tanımıyorum. Bir çocuk gördük sahada. Beraber oynarız. Hiç görmediğimiz bir adam geldi bir gün. Ben yani Gökhan'ı 20 yıldır tanıyorum falan görmedim adamı. Oynadı, oynadı, oynadı. En son oyunun bir yerinde artık çocuk topa yükseldi. Şöyle gelişine esli böyle bir vurdu. Böyle en köşeden çıkaramadık topu tamam mı? Sonra döndüm. Çocuğa dedim ki sen ne iş yapıyorsun dedim. Bak yeminle söylüyorum sana. Cevap ne biliyor musun? Futbolcuyum. <laughs> ben diyorum ki bak gerçek anlamda söylüyorum. Bak hayatım boyunca <laughs> Böyle aman iyi kadro yapayım bilmem ne yapayım da birilerini yeneyim derdim hiç olmadı. Benim de olmadı, olmadı. Ben hep güzel ve Bunu diyen a bak rekabeti inanmayın. yüksek maç istedim. Adamın laflarına inanmayın. Ben hep rekabeti yüksek maçtan asla maç. öyle bir durum yok. Ben, ben, ben mesela 5-0'a geçeyim sen, bir Sen, sen Murat, Murat biliyor musun? Bak Murat Bozu getirebilirsin. E, onunla da İbrahim'den e. istesen gelir herkesi getirebilirsin. <laughs> tamam Murat'ım ki tanımadığım adam Murat geldi. Murat Boz ben olsan koç ya, sizi yendi abi. Ya, Üçümüzde yani. yendi. yani. Güzel ya, maçlar getirseydin oluyor. Ya o zaman kardeşim kendine o kadar güveniyorsan. Gelmedi Murat Boz. Gelmedi Murat Ne demek gelmedi? Gelmedi. Ya yalan söyleme ben, ben abi. Ben güzel maçı peşindeyim abi. Ben ya, güzel maçı peşindeyim. <laughs> güzel maç kendin futbolcusun. Murat Boz Futbol, mu gelmemiş? Ya bu adam futsal milli takımından abi. Futsal milli takımından. 15 yıl Üzerine aktif futbolcu getiriyor ve orada neyi iddia etti biliyor musun? Benim en çok kabullenemediğim bölüm o. Abi oynamıyor şu anda dedi. Oynamıyor dedi. Futbol, hayır futbolcu mu dedim. Gökhan bak oynamıyor pardon pardon oynamıyor dedim. Hayır futbol oynamıyor dedim. Oynamıyor biliyor musun? Cezalı mıymış? Bu hafta oynuyor. <laughs> Hayır <gülüyor> adam ya. Adam bu hafta oynadı. Bir yıldır oynamıyor. Bu arada ya, Emre Kart kardeşim. Dünyada <gülüyor> futbol oynanmıyor abi yalan söylüyor. <laughs> Bir yıldır <laughs> oynamıyor. Pandemi anlatıyorum. <gülüyor> dünyada <gülüyor> futbol oynanmıyor zaten. O, sonra o sırada kimse oynamıyor anladın mı? Ronaldo da oynamıyor o, gün, o hafta o, yani. Oynadı Burada, evet. bir şey diyeceğim, Emre Kart... burada acına baktı sanki. Evet, evet çok, abi tamam ama ben güzel tamam. maç oldu o gün. Tamam, Böyle çok, çok, güzel sıfır, maç. 3-0 5 -0, 0 bitmedi. 3-2 bitti. Ya, güzel ya, bitti. Emre Kart'a selamlar olsun. Teşekkürler Biz kardeşim. ölümüne görüyor musun? <laughs> Mesela Emre Kart da <laughs> dün Elimine de oynadı abi yendi. Ya. Yani şu kadar akşam yendiniz abi. Ya bak konu o değil. Biz rakibin olduğunu bilelim. Mücadelemizi edelim, yenelim, yenilelim. Konu o değil. Sen bu adamı oraya partner olarak getiriyorsan asla ve asla sakın Yine. Duygularımın esiri olmadım. <laughs> galibiyet için ölüyorum falan demeyeceksin. Abi. Bu kadar. Bu, bu arada son bu bir son, son evet. bir cümlemi söyleyeyim. Evet. Ben Acun abiye karşı var. her oynadığım maçta evet. gerçekten galibiyet için değil, zevk almak için oynadım. Tamam. Teşekkürler. Teşekkürler. Söhran, tamam. Başlamak... Parçaması lazım yani. Evet. Bir Hayır mi? hayır. <laughs> Adamla orada tanıştım ya İhsan ya. Adamla orada tanıştım. Böyle bir şey oluyor da ötesi yok yani. Ama yenilmeyen, Şeyden yenilmeyen bir Şeyden herhalde. Oyuncu değil. Şey internette girdi oradan buldu herhalde. Neyse pek teşekkürler. Neyse bu olayda Acun abi baktı. Sema var mı son bir lafın? Kapatıyoruz artık. Yok teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz, vallahi sağlık. İyi ki sen de geldin. Acun abi teşekkür ederiz. Ne demek ya? Biz hafta yine inşallah burada olacağız Gökhan <laughs> efendim. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. <laughs>